Habertürk TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Ben Kübra Par, bir açık ve nette daha karşınızdayız. Özel bir yayınla, özel bir konukla karşınızdayız. Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar konuğumuz. Hoş geldiniz Haluk Bey. Sağ olun, hoş bulduk. Habertürk yazarı Günter Şimşek ki işin uzmanıdır. Birlikte sorular yönelteceğiz size bu akşam. Günter Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haluk Bey, şimdi her zaman için İHA'ları, SİHA'ları, Baykar'ı konuşuyoruz. Bugünlerde biraz siyasi olarak da gündemde, onları da soracağım size. Özellikle Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar'a devlet desteği ya da devlet tarafından diğer savunma sanayi şirketlerine kıyasla daha fazla öncelendiğine ilişkin sözleri çok tartışma yarattı. Siz de kendisine sert bir yanıt verdiniz. Hem o tartışmayı soracağım hem de son teknolojide neler oluyor, gelişmeler neler, hepsini size tek tek soracağız. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi siyasi kısmına geçmeden önce Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma ilk uçuşunu yaptı. Hatta bekleyemeden uçtu dediniz. Ne zaman kullanıma hazır olacak, ne zaman semalarda dolaşacak, durum nedir çalışmalarda? Evet, tabii Bayraktar Kızıl Elma Türkiye'nin geleceğin hava muharebesinin kapılarını açan bir insansız savaş uçağı projesi. Biz Baykar olarak ilk bu projeyi 2021 yılında kamuoyuyla paylaştık. Sonrasında işte 2022 Mart ayında Kızıl Elma ismini verdik. Biliyorsunuz Kızıl Elma Türk tarihinde hiçbir zaman tam anlamıyla ulaşılamayacak bir hedefi ifade ediyor. Biz de bunun insansız hava aracı serüveninde ülkemiz için ve dünyada havacılık alanında paradigma dönüşümünü ifade eden böylesine stratejik bir alanda bizim Türkiye için bir Kızıl Elma hedefi olması düşüncesiyle Kızıl Elma ismini verdik. Biz Kızıl Elma'yı ilk kez geçtiğimiz 30 Ağustos 2022 tarihinde Teknofest Karadeniz'de halkımızla buluşturduk. Sonrasında işte Eylül ayında 2022 motor entegrasyonları yapıldı ve sonrasında test süreçleri ve 14 Aralık'ta Kızıl Elma'yı ilk uçuşunu gerçekleştirdik. Bu ilk uçuş ne demektir? Yani biz tamam artık bunu üretime hazırız, seri üretime hazırız, her şey bitti demek midir? Yoksa çalışmalar hala devam ediyor anlamına mı gelir? İlk uçuş havacılıkta çok önemli bir adımı ifade ediyor. Düşünün ki siz yıllar boyu, tabii bizim Kızıl Elma, bizim Baykar'ın 20 yıllık serüveninin, yani Baykar Türkiye'nin tarihinde İlk milli hava aracını silahlı kuvvetler envanterine sokmayı başarmış mini sınıfı insansız hava araçlarıyla. Sonra Bayraktar TB2 sınıfı taktik insansız hava araçlarını geliştirerek işte dünyanın 27 ülkesine ihraç etmiş. Sonrasında Bayraktar Akıncı dediğimiz taarruzi insansız hava aracını geliştirerek silahlı kuvvetler envanterine ve yine yurt dışı ihracat sözleşmelerine imza atmış. Ve sonrasında Kızıl Elma ile aslında bir anda geleceğin aslında bambaşka bir dünyaya bizi bambaşka dünyanın bize kapılarını açtıran bir teknolojik bir platform aslında. Çok büyük bir stratejik çarpan ve ilk uçuş çok kritik bir kilometre taşı. Niye? Siz yıllarca uğraşıyorsunuz, emek veriyorsunuz yazılımıyla, elektroniğiyle, platform mühendisliğiyle, aerodinamiğinden imalatına kadar bütün bu bileşenler, geliştirdiğiniz teknolojilerin ilk hepsinin bir arada çalışarak uçuşla bunu birleştirerek bu uçuşu başarmanız çok önemli bir adımı teşkil ediyor ve sonrasında projeler, yani her zaman havacılıkta ilk uçuş tarihi kritiktir ve milattır ve bunlar her zaman verilir kilometre taşı olarak ilk uçuş tarihi. Sonrasında ilk uçuş tarihinden sonra servise, hizmete giriş tarihi verilir. Dolayısıyla çok önemli bir milat. Nedir servise giriş tarihi? Yani, Günsay Bey'e sözü bırakmadan onu da sorayım. İlk uçuş, yani sizin geliştirdiğiniz platformun bütün sistemleriyle başarılı bir şekilde gösterimi uçuyor. Artık ondan sonra onun seri imalat aşamasına girerek ürün haline gelmesi aşaması. Şimdi bizim tabii Baykar'ın çok büyük bir birikim var insansız hava aracı teknolojisinde. 20 yıllık bir birikim var ve Bayraktar Kızıl Elma tamamen Baykar'ın %100 kendi imkanlarıyla geliştirilmiş bir proje. Yani bize kimse Türkiye'de Kızıl Elma üret, geliştir böyle bir talep olmadı. Biz tamamen elde ettiğimiz tecrübelerle dünyanın bu alandaki en büyük teknoloji firmalarından bir tanesi
olmamız dolayısıyla bunu ülkemizin bu alandaki vizyonu ve ülkemizin geleceği açısından bunun ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için bu alana biz adım attık ve kendi imkanlarımızla adım attık. Herhangi bir devletle ve herhangi bir otoriteyle bir anlaşma olmadan kendi ihracattan elde ettiğimiz gelirler doğrultusunda başladık. Dolayısıyla Kızılelma'nın üretiminde hiçbir devlet desteği yok finansal anlamda. Evet, doğru en ufak mudur? Bir sözleşme dahi. Finansal proje, yani şunu yapın, evet, böyle yapın biraz değil. Tamamen soralım. Sıfırdan. Çünkü çok konuşuluyor. Yani sanki Baykar'ın ürettiği İHA'lar, SİHA'lar biraz ailesel yakınlığın da etkisiyle devletten büyük destekler alıyormuş gibi. Birazdan onu konuşacağız ama Kızıl Elma özelinde altını belki çizmekte fayda var. Devletten herhangi bir finansal destek almıyoruz dediniz Kızıl Elma konusunda. Evet ve de bizim aslında bizim şeyimiz, hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında bu sistemin ilk uçuşunu gerçekleştirmekti. Ama Baykar'ın bir tarihçesinde de hep böyledir. Genelde savunma sanayi projeleri uzun soluklu, işte beyan edilen tarihlerden sonra hayata geçen proje olur. Biz Baykar olarak her zaman beyan ettiğimiz tarihten daha evvel, yani biz 2023'ü beklemeden işte 2022'nin aralığında ilk uçuşunu gerçekleştirmiş olduk. Zaten ilk olarak bizim platformlarımız milletimizle, halkımızla Teknofest'te biz buluşturuyoruz. Mesela Akıncı'yı 2019 yılında ilk kez halkımızla İstanbul'daki Teknofest'te buluşturmuştuk. Daha sonra Akıncı Silahlı Kuvvetler envanterine girmişti. Kızılelma'da da öyle oldu. Dolayısıyla bu aslında Cumhuriyetimizin adeta 100. yılında böylesine önemli bir stratejik kazanımı. Tamamen dediğim gibi yine kendi imkanlarımızda, yani Baykar ve tedarikçi ekosistemiyle birlikte. Yani Baykar bugün tabii biz son noktayı konuşuyoruz. Biz bu noktaya, yani şöyle bundan 20 yıl önce Baykar 5 kişilik bir ekipti. 5 kiloluk bir uçakla uğraşıyordu. 20 yıl içinde Baykar geliştirerek, üreterek, adım adım kendi geliştirdiği ürünleri satarak elde ettiği gelirlerle, ihracatla veya yurt içi satışlarla o elde ettiği gelirleri yatırarak, tamamen kendi öz kaynaklarıyla yatırım yaparak bugün artık 6 tonluk uçan platformlarla uğraşır hale geldi. İşte 5 kişilik ekip bugün 3500 kişi oldu. İşte 1500'den fazla mühendisiyle, bir o kadar da teknisyenimizle birlikte, sadece bununla da değil, Baykar'la birlikte yürüyen, yani atıyorum uçağın tekerleğini yapan Petlas'ından, destek ekipmanlarını yapan firmalara kadar 1000'e yakın yerli tedarikçisiyle bu noktada. Bunlar çok önemli. Yani tek tek detaylarını soracağım. Güntay Bey'den ilk soruyu alalım. Bu arada açık ve net etiketiyle seyircilerimizden de merak ettiklerini sormalarını bekliyoruz. Zira kimi siyasetçiler de diyorlar ki işte Baykar dokunulmaz. Hayır, biz bu akşam merak edilen her şeyi objektif bir şekilde soracağız Haluk Bey'e. Her türlü eleştiriyi, merak edilen noktaları. Güntay Bey, ilk sorunuzu alalım. Şimdi birincisi şu dokunulmaz konusu, zamanında çok dokunulduğunu ben yakinen bildiğim için. Mesela Bayraktar İHA sadece 4 yıl, üstelik AK Parti hükümet döneminde sivil ve askeri bürokrasi tarafından engellendiğini ben birebir yaşadım. Rahmetli Özdemir abiyle, sizinle, Haluk Bey'le birlikte çok bunu yaşadık. Dolayısıyla dokunulmaya çok fazla da aşina bir grup. Yani oradan yeterince geçmişte engellendiler. Yani şeyleri de ona göre gelişmiş, önlemlerini alıyor. Dokunulmazlık diye bir şey yok. Çok zamanında çok fazla dokunulduğunu biliyorum. Evet, yani Bayraktar İHA'lar mesela Keşan'da 12'si hazır. Devlete devir teslim her şeysi hazır. Beklerken ne kadar geciktirildiğini, telsiz bahanesi, ödeme bahanesi, kamera bahanesi, kabul heyetindeki değişik argümanlar geliştiren kişilerin ileri sürdüğü bahaneler ve ciddi anlamda gecikti. Yani bugün belki Kızılelma daha erken hayatımıza girmiş olabilirdi. Zamanında o tarz gecikmeler olmasa. Daha sonra da çok şey olmadı. Şu bir an havacılık uzmanı olarak sizin bu sektörün en çok içindesiniz. Haluk Bey'e merak ettiğiniz ne var? Kızılelma ile ilgili soracağım. Şimdi Kızılelma ile ilgili asıl merak ettiğim şu. Kızılelma Baykar'ın da, Haluk Bey'in de, Selçuk Bey'in de, rahmetli Özdemir abinin de en hayal ettiği ilk yıllardaki projeydi ve geldiğimiz son nokta. Kızılelma'dan sonra biz nereye gideceğiz? Bundan sonra ne var esas? Kızılelma'yı bitirmeden sonrasını sordu. Evet, Kızılelma'nın mesela şeyleri olacak mı, segmentleri? Mesela ihracat için farklı versiyonlar üretecek misiniz? Tabii
Yani aslında şu an kızıl elma kategorisinde dünyada insan savaş uçağı anlamında envantere girmiş, daha ürün haline gelmiş bir teknoloji ürün dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Yani eğer izin verirseniz ben mesela bazı slaytlar getirdim. İşte Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın farklı ülkelerinde bu alanda ne tip çalışmalar yapılıyor? Biz rica ekibimizden rica edelim onları gösterebiliriz. Getirsinler. Dolayısıyla kızıl elma aslında havacılık anlamında Türkiye'yi, yani Türkiye'yi bölgesel anlamda ve küresel anlamda bir süper güç seviyesine çıkartacak bir teknoloji. Ve biz bu teknolojiyi şu an Baykar'da 3500 insan var çalışan. Ve 3500 insan yaş ortalaması 27. Gencecik ekiplerle daha ömrünün baharında dünyanın en ileri seviyesindeki bir teknolojiye emek veren, gecesiyle gündüzünü çalışan ve bunlarla birlikte tedarikçi firmalarıyla emek veren. Dolayısıyla burada çok önemli bir Türkiye'ye bambaşka kapıları açan bir alan aslında Kızıl Elma. Tabii ki Kızıl Elma çok uzun soluklu bir proje. Biz şu an ilk varyantın, ilk ürün tek motorlu olan ses altı hızda uçan bir varyantı üzerinde çalışıyoruz. Ama onun çok daha farklı kategorilerde işte çift motorlu olan ses üstü hızlara çıkan modelleri ülkemizde savunma sanayinde çok farklı firmaların geliştirdiği akıllı mühimmatlar, hava yer mühimmatları, yine ülkemizde Aselsan'ın geliştirdiği gelişmiş radar teknolojileri, sinyal istihbarat teknolojileri, elektro-optik hedefleme teknolojileri gibi teknolojilerle de entegre edilerek bu sistem bir ürün haline gelip yıllar boyu, yani Kızıl Elma her ürünün bir hayat döngüsü vardır. Dolayısıyla bu da çok belki 20-30 yıl boyunca hayatımız olacak. Örneğin biz Baykar olarak mini sınıfı İHA'lardan başlayarak sonrasında taktik sınıfı İHA'lar, sonrasında taarruzi sınıfı İHA'lar, işte burada sergilenen platformlar ve en son Kızıl Elma. Artık biz örneğin Baykar olarak Kızıl Elma'dan sonra artık o kategoride bu ürün yelpazesi haricinde daha farklı bir platform üzerinde çalışmayı planlamıyoruz. Artık hedefimiz bizim uzay teknolojiler alanında yatırım yapmak. Çünkü siz atmosferde geliştirdiğiniz insan savaşı, mesela örneğin bugün ülkemizde sınırlarımızın ötesinde ülkemizi, tüm vatandaşlarımızı korumak için görev yapan onlarca İHA'mız var bizim. Her an şu an biz konuşurken onlarca İHA uçuş yapıyor. Keşif, istihbarat ülkemizi korumak için uçuyor. Tüm bu sistemi, bu ekosistemi, tüm bu hava araçlarını altyapısını desteklemek için uzayda da bizim belli hakimiyet, belli özgün teknolojilerle orada da bir hakimiyet oluşturmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz bu anlamda yeni hedef olarak uzay teknolojilerini kendimize hedef olarak şimdi, koyduk ve o alanda ilerliyoruz. Şimdi biraz devam edelim. Şimdi dediniz ki 3500 kişi çalışıyor bu projede. Yaş ortalaması 27. Akıllı mühimmatlar. Şimdi şu iki şeyi merak ediyorum. Birincisi bu 3500 kişilik ekip Türk ekip mi? Mühendisler mi? Yurt dışından mühendisler geldi mi bu proje için? Tersine beyin göçü yaptınız mı? Çünkü dediğiniz gibi bu bir ekosistem. Yani Türkiye'nin teknoloji ve mühendislik alanında gelişimi adına nasıl bir motivasyon yarattı Kızıl Elma? Tabii bunu anlatmak için biraz daha böyle geniş alarak ifade etmek lazım. Yani Türkiye'de özellikle savunma sanayinde son 20 yılda çok kritik atılımlar yapıldı. Bakınız, bundan 20 yıl önce Türkiye'de savunma sanayinde faaliyet gösteren 17 firma vardı. Bugün? 17. Bugün artık 2000'den fazla firma var savunma sanayinde. Yani 2000'den fazla büyük ölçekli, orta ölçekli, küçük ölçekli, mikro ölçekli. Bunların çoğu özel sektör. Çoğunluğu özel sektör firma. Örneğin ben Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi olan Saha İstanbul Savunma Havacılık Uzay Kümelenmesi'nin yönetim kurulu başkanıyım, aynı zamanda kurucusuyum. Biz 27 firma kurucu olarak başladık. Bugün artık Saha İstanbul 5 yıl gibi bir sürede 900'den fazla üyesi var. %95'i özel sektörden. 20'den fazla üniversite bizim bu kümelenmenin içerisinde. Dolayısıyla son 20 yılda özellikle Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla ülkemizde bunun lokomotifini savunma sektörü çekti. Özellikle savunma sanayindeki yerlileşme vizyonu ve yerlileşme iradesi. Yani ne zaman ki bundan 20 yıl önce 2004 yılında Türkiye çok önemli bir karara imza attı, atıldı Türkiye'de. O zamanlar tank, insansız hava araçları,
Atak helikopterleri gibi çok büyük projeler, milyarlarca dolarlık projelerin alım kararı vardı. Bir toplantıda, işte bir toplantıda, Savunma Sanayi İcra Kurulu toplantısında dendi ki biz bu projeleri iptal ediyoruz, tamamını yerli yapacağız. Yani Türkiye bir karar verdi. Biz artık bu alanda yurt dışı bağımlısı olmayacağız. Çünkü bu savunma sanayi öyle bir alan ki işin bir katma değer boyutu var. Ekonomik anlamda katma değer boyutu var. Çok büyük katma değerli olan alanlar. Çünkü teknolojik anlamda ileri teknolojiler. Bir katma değer boyutu var. Bir de işin parasını verseniz dahi, yani satın almak isteseniz dahi size bunu vermiyorlar. Örneğin 2009 yılında Türkiye Amerika'dan silahlı insan savarıcı alma talebinde bulundu. Açın o dönemin gazetelerine, medyalarına bakın. Amerika bunu reddetti. Kesinlikle bu teknoloji istediğiniz kadar maddi anlamda elinizde para olsun, olsun alamazsınız. Alamazsınız. Veya Türkiye yerli İHA'larından önce biliyorsunuz İsrail'den insan savar araçları tedarik ediyordu. Türkiye İsrail'den Heron dediğimiz, hatta o dönem insan savarıcı demiyorlardı, Heron diyorlardı. Yani markanın adı o kadar benimsenmişti. Ama ne oluyordu? İşte İsrail en ufak bir yedek parça ihtiyacı olduğu zaman, en ufak bir politik bir dış politikada anlaşmazlık olduğu zaman destek vermiyor. Yedek parça desteği sağlamıyor, lojistik destek sağlamıyor. Veya İsrail'den gelip pilotlar Türkiye'de İsrail'i insansız uçaklarını uçuruyordu mesela. İşte cumartesi bize tatil, uçurmayız deyince kimse onlara bir şey diyemiyordu. Veya onun daha öncesine gidin, Türkiye 90'lı yıllarda Amerika'dan bugünkü Predator'un daha ilk versiyonu olan Gnat dediğimiz insansız hava araçlarını satın aldı. Belki milyonlarca dolar para ödendi. O uçaklar ortalamada 100 saati dahi doldurmadan envanter dışında bırakıldı. Çünkü destek gelmiyordu. Yedek bakın, parça 100 saat, gelmiyor, bakım gelmiyor. Toplam 3 saat, 100 saat dahi bulmadan. Bugün bizim geliştirdiğimiz Bayraktar TB2 SİHA'ları 600 bin saati buldu. 600 bin saat. Her ay 15 bin saat uçuyor. Bu seviyedeyiz. Yani müthiş bir gelişim var ve tamamen yani şey, Türkiye ne kadarı yerli? Hani az önce evet, sordum ya, ne kadar Türk mühendis var, yabancı evet, mühendis geliyor mu uçuşmalar? Yani Türkiye 15 yıl gibi bir sürede bu teknolojiyi talep edip parasıyla alamazken 2004 yılında ortaya koyduğu bir iradeyle, siyasi bir irade kondu. Biz bunları yerli tedarik edeceğiz. Ve ilk kez o zaman bakın bizim ilk geliştirdiğimiz ürün Bayraktar Mini İHA. Elden atılan 5 kiloluk bir uçak. Yani şu an bu gördüğünüz platformlar bizim son 6-7 yılda geliştirdiğimiz ürün olarak. Asıl ondan önce bizim Baykar ta 2000'li yıllarda başladığı zaman Bayraktar Mini İHA elden atılan 5 kiloluk bir platformla biz başladık. Ve ilk kez savunma sanayinde o zaman 2004 yılında o karardan sonra dendi ki biz bu işi rekabete açık yapacağız. Dediler ki Türkiye'nin tüm firmalarına ülkemizin mini sınıfı ufak bir uçağa ihtiyacı var. Bunu kim yapıp gelip bize başarılı bir şekilde uçuş gösterimi yaparsa ondan 76 adet uçak alacağız dediler. Ve biz de o zamanlar bu alanda Ar-Ge yapıyorduk. İşte Selçuk Bayraktar Amerika'da bu alanda çalışıyordu. İşte biz Baykar olarak ufak çaplı çalışmalarımız var. Çok bugünküne nazaran çok düşük çaplı imkanlarımız vardı. O imkanlarımızla çalışırken devlet dedi ki biz mini sınıfı insansız hava aracı tedarik edeceğiz. Rekabete açıyoruz. Kim varsa gelsin, kim başarılıysa ona vereceğiz dedi. Ve o zaman şunu deseydi devlet, eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti deseydi ki işte o kurulu belli devlet firmaları var, sen yapacaksın bu ürünü deseydi bugün Baykar yoktu. Yani bugün Baykar varsa o dönem şeffaf, rekabete açık bir modelle kurgulanan o mini sınıfı insan savarıcı işine biz girmiş olduğumuzdan dolayı var. Aslında bizim hikayenin, ben aslında detaylı sizlere aktarmak isterim ne kadar vakit verir ama var, o kadar çok böyle ince birbirine iplikle bağlı hususlar var ki ve bunlardan bir tanesi gerçekleşmemiş olsa bütün bugün Baykar'ın ortaya koymuş olduğu başarının hiçbiri olmazdı. Ya bu açık rekabet kısmı Güntay abi araya girdim ama çok önemli. Çünkü siz bugün tam tersine açık rekabeti engellemekle suçlanıyorsunuz. Diyorsunuz yani o gün eğer bu İHA'lar yapılırken devlet firmalarım bu işi üretecek deseydiniz Baykar deseydi Baykar bugün yoktu. Bugün Baykar'a yönelik en büyük eleştiri AK Parti iktidarı tarafından kollanıyor, sahip çıkılıyor ve bir tekel haline getiriliyor. Diğer savunma sanayi şirketlerine eşit fırsat verilmiyor. Var mı böyle bir durum? Evet, bu çok önemli bir soru. Buna ben kapsamlı bir cevap vermek istiyorum bu soruya. Bu gerçekten yani
konuyu 180 derece tersinden gösterme çabası ve olduğundan çok farklı gösterme teşebbüsü maalesef ve çok önemli bir konu. Şimdi birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Mesela 2004 yılında biz ufacık bir firmaydık. 5 kişi, işte Özdemir Bayraktar liderliğinde, işte ben, Selçuk Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden işte genç ekip başladık. 7 kişi başladık. Sonra Savunma Sanayi Başkanlığı dedi ki bu yerlileşme, milli teknoloji hamlesi vizyonunda milli ve özgün üretim modeli kararı almış devlet. Dedi ki bizim mini insan savaşına ihtiyacımız var. Uçağın gövdesi veya uçağın elektroniği, bunlardan bir tanesini yerli yapan bu işe katılabilir dediler. Yani rekabet açık. 4 firma katıldı. 4 firma dediğim bir tanesi de üniversiteydi. O da farklı bir durum. Üniversite devletten destek alan, nakit destek alan bir üniversitede katılmıştı o yarışmaya. Ya gövdesini ya uçuş kontrol bilgisayarını, otopilotunu yerli yapan katılabilir. Veya yani gövdesini yapıp yabancı elektronikleri alıp taksanız o zaman da katılabilirsiniz. Veya elektroniği yerli yapıp gövdesini yurt dışından alsanız o zaman da katılabilirsiniz. Biz Baykar olarak o zaman hem gövdesini hem uçuş elektroniği, avyoniğiyle, yazılımıyla milli yaparak o yarışmaya katıldık ve birinci olduk o yarışmada. Tabii şuna alışık değildi savunma sanayi. Ufacık bir firma, 5 kişilik, rekabet açık bir modelle birinci oluyor. Bir sene sürdü bizim başarılı olduğumuz ilan edildikten sonra o projeyi. Çünkü savunma sanayinde projeler genelde tanımlı, belirli kurumlara verilen, böyle rekabet olmayan bir yapıdaydı. Biz o işi aldık. O 76 adet mini sınıf insan uçağı teslim ettik. 2007 yılında teslim ettiğimiz zaman ve bunu yaparken en ufak bir Ar-Ge desteği yoktu. Nakit destek yok, Ar-Ge desteği. Tamamen kendi imkanlarımızla. Özdemir Bayraktar apartmanını satıp bütün kazanımlarını bu işe yatırarak. O işte başarılı olduk ve 2007 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin silahlı kuvvetler envanterine giren ilk hava aracını biz yaptık ve teslim ettik. Yerli. Yerli. İlk hava aracı dediğimiz şey o ufacık 5 kiloluk. Yani Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin geliştirdiği ilk hava aracı envantere giren oydu o zaman. Sonrasında bizim o işi kazandıktan sonra bizi bir sene bekletirlerken biz Malazgirt sınıfı döner kanat, dünyanın ilk döner kanat helikopterini yaptık ve bizzat Şırnak'ta üretim atölyesi kurarak tamamen kendi imkanlarımızla. Yani hiçbir zaman devlet bize böyle bir helikoptere ihtiyacımız var çalışın. Biz zaten başladığımız zaman şuna inanıyorduk. Diyorduk ki Türkiye için insansız hava aracı bir kıvılcımdır. Bir kıvılcım etkisi yaratır. Böyle bir alan var. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında Nuri Demirağ gibi, Vecihi Yurkuş gibi girişimcilerle bu alanda önemli adımlar atılmış. Ama bugün onlardan hiçbirinden eser yok. Yaptıkları ürünlerin hiçbirinin müzelerde dahi yok. Hiç kimse bilmiyor. Bunların tamamı üstü örtülmüş, toprağın altına gömülmüş. Ondan sonra acentacılar, distribütörler bu ülkede bütün yani ne varsa yurt dışından alalım, hazırını alalım mantığı maalesef bu ülkede gerçekleşmiş. Dolayısıyla insan savaşları bir paradigma dönüşümüdür. Türkiye için bir fırsattır. Eğer Türkiye bu alanda adım atarsa dünyada en ileri noktaya ulaşabilir diye biz 20 yıl önce ilan ettik. Bütün gittiğimiz konferanslarda ilan ettik ve bu alanda bütün ekip olarak adayarak kendimizi gece gündüz çalışarak çalışmalara başladık. Sonrasında bu Malazgirt döner kanat helikopteri envantere soktuk. Maalesef daha sonra devamın için gelmedi. Onun devamı gelmedi. Bürokratik bazı maalesef engellemelerden dolayı o proje öldürüldü. Nasıl öldürüldü? O proje yani biz o projeyi bizzat Şırnak'ta 6. motorlu piyade Tugay'ında atölye kurarak bizzat Gabar Dağı'nın eteklerinde, Cudi Dağı'nın eteklerinde sınır ötesi uçurarak olgunlaştırdık. Şimdi tabii bunlar hepsi emek gerektiren, Ar-Ge yapmanız gereken, gece gündüz çalışarak ortaya çıkan hiçbir şey bir anda mükemmel olmuyor. Yani şöyle söyleyelim. Bayraktar TB2 geliştirdiğiniz zaman ilk geliştirdiğinizde o belli bir olgunlukta adım adım bir bebek gibi büyüyor, gelişiyor, olgunlaşıyor ve ömrünü tamamlıyor. Uçaklar da böyle. Dolayısıyla biz ilk Malazgirt'i geliştirdiğimiz zaman o zaman mesela atıyorum bir kaza kırım olduğu zaman hemen işte yazılımında hata var, bir şey var. Maalesef bürokrasi o sabrı gösteremedi. Ve maalesef aleyhte kampanyalarla o proje mesela dediler ki bunun yazılımında hata var, uçuşlarınızı engelliyoruz. Biz diyoruz ki
İstediğiniz kadar kaza kırım olsun. Biz nasıl olsa bunu biz kendimiz, bir devlet desteği yok. Zaten biz yapıyoruz. Biz bunu bağışlıyoruz. Terörle mücadele tabii o dönemlerde çok yoğun. Yani terörle mücadele 2005-2007 yıllarında çok yoğun. Askerin buna zaten Baykar en büyük yani en önemli inovatif çalışmaları bizzat sahada, üst bölgelerinde yap. Çünkü üst bölgesindeki insanlar, askerlerimiz ihtiyaç sahibi. Onlar onun derdini çekiyor. Onlar yani ne yapabiliriz de bu terörle mücadelede biz katkı sağlayabiliriz de, biz de onlarla en rahat bir şekilde o dönemlerde, Ankara'dakilerle değil, sahadakilerle biz daha çok rahat çalışıyorduk. Ve o dönemde biz dedik ki ya düşerse düşsün önemli değil. Nasıl olsa biz veriyoruz. Bila bedel biz bunun yenisini vereceğiz. Uçurun yeter ki dedik. Hmm. Çünkü uçarak olgunlu. Yani bu uçaktan... Ya bir kere düştü tamam tabii. Biz bunu artık bir daha tabii kullanmayız mı? Ona rağmen tabii şey Malazgirt devam edemedi. Düşerse düşsün çören biz bunu biz size yenisini vereceğiz, geliştireceğiz. Bu zaten böyle gelişiyor ama maalesef o dönemde bürokratik anlamda çok ciddi engellemelere maruz kaldı. Can ve kaybına sebep olmuş muydu düşünün? Yok zaten küçük terörle mücadele kapsamında kullandığınız, kırsal alanda uçurduğunuz. Zaten bu söylediğim çok fazla değil. Yani çok da yoğun olarak bizim zaten geliştirdiğimiz sistemlerin dünyadaki en önemli başarısı şu an itibariyle uçuş istatistiklerinde çok güvenilir olması. Mesela örneğin baktığın zaman Amerika Predator geliştiriyor. 50 saatte bir kaza kırım var. Şimdi Amerika'nın kaynakları çok bol. 50 saatte bir kaza kırıma uğraması orada çok... Yani çünkü Ar-Ge dediğiniz şey böyle zaten. Bir anda hiçbir şey mükemmele ulaşmıyor. Adım adım olgunlaşıyor. Türkiye aslında savunma sanayindeki bu hamle, bu atılımlar, işte bu Ar-Ge'ye bu kadar yatırım yapması ve dolayısıyla bu ürün yaşam döngülerinde, yani sonuçta daha önceden Türkiye nasıldı? Baktığınız zaman yani genel anlamda baktığınız zaman işte F-16 savaş uçakta biz bunun montajını yapıyorduk. Zaten hazır uçak üretilmiş. Zaten Amerika'nın dünyaya satmak için geliştirdiği bir sistem. Size montajını yapmak için verdiği, yani oturmuş bir sistem zaten. Ama siz sıfırdan bir teknolojik bir altyapı, bir ürün geliştiriyorsanız doğal olarak ilk süreçlerinde belli aksaklıklar yaşanabilir. Bunlara sabır göstermeniz lazım. Yani bir işi yapmak zor, kolay değil. Herkesin ona sahip çıkması lazım. Herkesin. En ufak şeyin. Selçuk Bayraktar anlattı Teknofest'te sizin programlarda. Evet. Her şeyi yaparsınız. Uçağın tekerlerinin önüne bir takoz koyarsınız. O uçak uçmaz, kalır. Devrim otomobili. Bu ülke 123 tane mühendis 3 ayda devrim otomobilini yapmış. İşte içinde benzin koymayı unutmuşlar. Engellenmiş. Ondan biz 60 yıl sonra şimdi TOG'u konuşuyoruz. Yani bu tarz konu. Şimdi bu konularda engellemek, hiç kimse bu işleri ben bu işi engelleyeceğim, bunun karşısındayım diyerek engellemiyor ki. Ben sana sahip çıkıyorum, senin arkandayım. Yani Nuri Demir'a biz seni engelliyoruz, biz seni yok edeceğiz diyerek mi yok edildi? Yo, biz bilakis sana destek veriyoruz diyerek yok edildi. Veci yani Yurtkuş, yüzümüze gülüp arkamızdan bizi engelleyecekler gibi bir kaygınız mı var sizin şimdi, geleceğe dair? Kaygı değil, ben şu kaygı şöyle. Bu tarz projeler çok ince oyun. Bakın biz Baykar'ın tarihi boyunca çok ince oyunlarla karşılaştık. Ben birkaç tanesini anlatacağım. Mesela Bayraktar TB2'nin geliştirme sürecinde. Bu tarz işler de çok rahat, hiç fark edilmeden. Allah'a şükür bugün günümüzde artık kamuoyu, milletimiz farkında. Bundan 15 yıl önce savunma sanayinde bir fuara gittiğiniz zaman yani onu gösterip anlatılmıyordu gizli falan diyerek. Bugün Teknofest'te milyonlar akıyor. Türkiye'nin geliştirdiği o milli sistemlere dokunuyor, uçaklara dokunuyor. Milletimiz farkında artık, biliyor. Yani daha şeffaf her şey. Bundan 15 yıl önce öyle değildi. Çok ince oyunlarla, bundan 100 yıl önceye gidin. Nuri Demir Ağların, Veci Yurtkuşların döneminde çok daha kapalı. Yani bu böylesine açık, şeffaf olmayan ortam. Dolayısıyla bu işleri durdurmak kolay, yapmak zor. Burada yapmak için her şeyin bir araya gelmesi Güntay lazım. Güntay Bey, bir şey soracağım. O kadar çok sorun şimdi, var ki aralarda şimdi, farklı sokaklara da giriyoruz. Evet. Baykar'ın tarihine baktığımızda kırılma noktalarından birisi ilk mini İHA ihalesi. Ondan giriyor ve o serüven başlıyor. Sonra Malazgirt'i siz özgün geliştiriyorsunuz. Hiçbir destek olmadan uçurmanıza rağmen devamı gelmiyor. Sonra ikinci kırılma noktası Bayraktar 2 TB'nin girdiği ihale. O da 24 adetlik bir İHA ihalesiydi ve maalesef orada da değişik ihalede oyunlar olduğu için size 12 tanesini yapma izni verildi.
ikinciye de şey oldu. O ikinciyi Gültay şirket Bey meselelerin yapamadı. Perde arkasını bildiği için biraz şimdi öyküsünü de anlatarak soruyor. Bayraktar TB'nin şimdi içi olarak bildiğimiz şeyin ilk nüvesinde ihaleyle girdiniz. O ihalede nelerle karşılaştınız? Bir onu merak ediyorum. Çünkü rekabetçilik bir sorusu sordum ya size. Evet. Yani bugün siz tekel olmakla suçlanıyorsunuz. Evet. Hatta bu arada şimdi isterseniz o çok önemli. Siyasi kısma girelim mi biraz? Yok, oraya sonra tamam, biraz. Önce bunu. Ben ilk önce bir kere anlaşılması lazım. Çünkü şu an öyle büyük iftiralarla karşıyayız ki milletimizi, kamuoyunun gerçekleri öğrenmesi lazım. Yani zannediliyor ki bütün bu işler İşte bir firmayı zengin edeceğiz, verdik işleri, böyle değil. Bu işler parayla olmuyor. Emekle, beyin sermayesiyle, gece gündüz çalışarak adım 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 üstüne koya 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 geliyor. Dolayısıyla ben o iftiralara net cevaplara geçmeden önce nasıl geldik bu noktaya i̇şte biraz aydınlatmamız lazım. Önce mesela, bir arkasındaki hikayeyi dinleyelim, sonra da bugünkü iddiaları tek tek soralım. Şu Bayraktar 2'nin ihalesini. Evet, onu anlatacağım. Evet. Şimdi MİNİHA'yı anlattık. Rekabet açık. Nasıl yapıldı? Kazandık. Hiçbir destek olmadan başladık. İlk insan savarıcını envantere soktu. Sonrasında dediler ki Savunma Sanayi Başkanlığı bizim bu alandaki başarımızı da gördüler. Dediler ki Türkiye'nin taktik insan savarıcı programına sizi yine rekabet usulü davet ediyoruz. Yani açık. Kim başarılı olursa dediler ki işte 15 bin fit irtifaya çıkabilen, havada 6 saat kalabilen, bakın bunlar önemli, 15 bin fit uçabilen, havada 6 saat kalabilen, 100 kilometre haberleşme menzili olan bir taktik sınıfı insan savarıcı projesine iki firmayı davet ediyoruz. Ve de dediler ki hiçbir yine devlet desteği, en ufak ne ARGE ne hiçbir şey yok. Davet Peki, ediyoruz. Bu kriterleri size uygun vermediler değil mi? Hani şimdi bu kriterleri iki şirket alırken adrese teslim kriterleri. Yok, yok, kriterler öyle yani şey yok, değil zaten mi? Ortada ürün yok. Yani evet, silahlı kuvvetlerin ihtiyacı var. Bu kriterleri tanımlıyorlar size. Diyorlar ki 15 bin feet irtifaya çıkan, havada 6 saat kalan, 100 kilometreden haberleşebilen bir uçak, insansız uçak sistemine ihtiyacımız var. Rekabete açık iki firmayı davet ediyoruz dediler. Çünkü o dönemlerde baktığınız zaman işte biz bu mini sınıfı insan savarıcıda başarılı olmuşuz. Yine başka bir firmayı yine bu alanda davet etti ve davet ederken hiçbir ARGE desteği vermedikleri gibi dediler ki sizin bu işe girebilmeniz için para verin. Teminat mektubu istiyoruz sizden dediler. Normalde teminat mektubu bir işe girerken teminat mektubu bir avans ödemesi alırsınız. Teminat mektubu verirsiniz garanti. Bunda öyle değil. Hiçbir destek yok. Siz bize teminat mektubu vereceksiniz dediler. Tabii o zamanlar bize çok ufak, yani çok ufak bakılıyor. Yani biz oturduğumuz zaman, konuşmaya baktığımız zaman konuştuğumuz kurumlardaki insanlar da çok çok üstten bakılıyor. İnanılmıyor. Bizi davet ettiler bu projeye. Ve düşünün biz 2 yıl boyunca 2007'de davet ettiler. 2 yıl boyunca bu projeye çalıştık. Bu söylediğim proje Bayraktar TB2 isimli bugün dünya çapında en meşhur insansız silahlı insan savarıcı olan Bayraktar TB2'nin nasıl doğduğunu anlatıyorum size. Bayraktar TB2 ilk olarak 2007'de davet edildik. 2 yıl boyunca kendi imkanlarımızla çalıştık. 2009 yılında bu uçağı geliştirdiğimiz zaman ilk önce uçağı uçuracağız. Uçağı yaptık kendi imkanlarımızla uçuracağız. Piste ihtiyacımız var. Pist yok. Pist bulamıyoruz. Uçuracak yer yok. Kastamonu'ya gidiyoruz. Pist bozuk uçuramıyoruz. İzin yok. Çorlu'ya gidiyoruz. İnanılmaz kriterli uç yok. Keşan'ı bulduk. Keşan diye bir o zaman kullanılmayan bir rüz. Keşan'da uçacağız. Projeye engel olmak isteyen bürokrasi uçuşumuza izin vermiyor. O dönem diğer firmaya izin veriyor. Diğer firmaya öyle bir rekabet tabii, diğer, mi var? Bize izin verilmiyor. Tabii. Bize izin verilmiyor. Yani düşün kendi imkanlarına uçak yaptın. Uçmaya ihtiyacın var. Uçuramıyorsun. Test uçuşunu yapamıyorsun. 6 ay bekledik. En sonunda Ankara'da izin verilmedi. En sonunda o dönem 1. Ordu Komutanımız Ergun Saygun bizzat kendisi emir verdi. Uçurun dedi. Ve biz resmi Ankara izin almadan Bayraktar TB2 olarak ifade edilen uçağın bugün ilk uçağı bugün dünyanın en meşhur silahlı insan savarıcı izinsiz yaptı ilk uçuşunu. Nerede uçurdunuz? Keşan'da. Evet. 2009 Haziran yılında ilk uçuşunu yaptı. Diğer firma kimdi? Diğer firma Vestel. Vestel firması da girmişti. Ona yönelik bir açık ve net soracağım. Özel bir kayırma var mıydı? Onların detayını aktaracağım ben size şimdi. Peki. İlerleyen süreçte aktaracağım onların detayını. Peki.
Biz şimdi 2009'a... Cevap hakları saklıdır evet, bu arada. 2009 yılının Haziran'ında kaçak bir şekilde Keşan'da uçağı uçurduk. İzin yok. Yoksa uçuramayız yani. Babam rahmetli öyleydi. İlk Miniha'ya da Garipçe'de şu an babam mezarı. Garipçe'de ilk uçağı uçurmuştuk. Sarıyer'in Garipçe köyünü bilirsiniz. İlk uçurken mini insan savarıcı jandarma gelmişti. Sizin bunu uçurmaya izniniz yok, uçuramazsınız dedi. Zaman babam rahmetli. Benim izne ihtiyacım yok. Sizin varsa izne ihtiyacınız gidip alın derdi. Biz öyle uçururduk yani. Öyleydi rahmetli. Bayraktar TB2'nin ilk versiyonunda öyle. Sonra 2009 yılında şimdi uçuş gösterim davet edilmişiz. Rekabete açık. Herkes gösterecek. Ve o teminat mektubunu biz verdik ya, herhangi bir ödeme almadan. Kaç paraydı? Teminat mektubu 500 bin dolar. Nasıl ödediniz? O teminat mektubu tabii biz veremiyoruz. Teminat mektubu vermiyor hiçbir banka bize. Hiçbir banka baktığın zaman inanmıyor. Onun da detayını aktaracağım. Teminat mektubu biz o zaman Kale grubuyla ortak olduk. Yani bizi çok ufak gördükleri için. Siz dediler ki siz ufaksınız. Büyük grupla o zaman Kale grubu. Kale grubu da bu alanda çok tecrübesi olan, çok değerli bir grup. Kale Baykar oldu. Evet, Kale Baykar olduk o zaman. Beraber... Onlarla beraberiz bu yani. Bu arada küçük bir not, hiçbir reklam değildir. Özel firmaların ismini alıyoruz ama meselenin özünü anlamak için reklam değildir. Evet. Şimdi biz o zaman teminat mektubunda Kale grubu verdi. Biz girdik 2009 yılının Ekim ayında. Bu arada tabii o kadar büyük engellemeler var ki işte pist yok, şey yok. Benim babamın, o zaman rahmetli, aort patladı, diseksiyon oldu. Çok büyük yani, babam ölüyordu. Bu çok sıkıntılardan dolayı 2009 Ağustos ayında. Ağustos'tan 2 ay sonra da bizim demo uçuş gösterimi yapılacak Sinop'ta. Sinop'a davet ettiler, biz Sinop'a gittik. Düşünün, ben o zaman da Haluk Bayraktar olarak askerlik için askere gitmiştim. Kısa dönem askerliğim için İzmir'de askerlik yapıyordum. Selçuk Bayraktar liderliğinde, Selçuk Bayraktar dönmüş ekibin başında. Selçuk ekiple birlikte Sinop'a gitti Selçuk Bayraktar. Sinop'ta uçağı uçurmaya başladı. Uçağı uçururken iki uçakla biz gittik. Amaç ne? O kriterleri göstermek. Orada uçağı uçururken uçaklardan bir tanesi maalesef o söylediğim bürokratik şeyin devamı gereği bir baskı yapıyorlar Selçuk'a. Selçuk uçağın başında, uçak 18 bin fitte. Kriterlere göre uçağın bir saatte 18 bin fitte çıkması lazım. Uçak 55. dakikada 17 bin fitte. Daha hızlı çık, daha hızlı çık diye oradan çok yoğun bir baskı geliyor. Selçuk bir ayarını değiştiriyor uçağın. Bir anda uçak sola girip çakılıyor. Kaza kırım geçiyor. O kaza kırım geçirince bizim ekibin morali çok büyük bozuluyor. Ama biz zaten iki uçakla gitmişiz. İkinci uçakla gösterime devam edebiliriz. Moraller ama çok bozuk bizim ekibin. Çünkü bir yandan gözlemci heyet var. Normalde yani düşün, hiçbir devlet desteği yok. Kendi kendinize bir uçak yapıyorsunuz. Ülke için yapıyorsunuz. Normalde o heyeti sizi motive etmesi lazım. Hiçbir şey yok. Motivasyon vermiyorlar. Bizim ekibin de uçak kaza kırım motivasyon bozuk. Bana dediler ki sen de gel Sinop'a. Ben askerlikten izin alıp Sinop'a gittim. İzin verdiler. Bunun için gittiğinizi biliyorlar mıydı? Biliyorlardı. Ben askerdeydim. Jandarma komanda İzmir Yeni Foça Jandarma Komanda Alay Komutanlığı'ndan izin alıp Sinop'a gittim. Ama ben asker değilken Baykar'ın genel müdürüyüm. Kısa dönem askerlik yapıyorum. Çavuş olarak. Jandarma çavuşum. İzin alıp demolara gittim. Demoda beraber ekiple ikinci uçakla uçuş yaptık. Bir uçuş yaptık. Peki ilk uçak düşünce tamam siz artık gidin demediler mi? Öyle değil. Belli bir süre var. İki uçakla hak veriyorlar size. İki uçak hakkı veriyorlar. İki uçak var. Birinci de yandınız. Tabii. İki uçakla siz belli bir süreniz var. O sürede o kriterleri göstereceksiniz. Biz ikinci uçakla devam ettik. İşte bir uçuş yaptık. 3,5 saat 19 bin fite çıktık. Kriter 18 bin fit. Biz 19 bin fite çıktık. Sonra son gün cuma günü artık bizim... İşte 10 saat uçmamız gereken 18 bin fit son artık bütün kriterleri göstermemiz gereken gösteri uçuşu cuma günü, 3 Ekim cuma günü bu söylediğim. Ben 2 gün 3 gün boyunca oradayım. Firmanın genel müdür vasfıyla oradayım, çalışıyorum, anlatıyoruz. Mesela sorular soruluyor, cevap veriyoruz. Firmanın genel müdürüyüm yani olarak oradayım. Cuma günü son uçuş yapılıyor. Uçak havada öğlen 2'de kalktı. 2009 Ekim 3 bu söylediğim. Uçak havaya kalktı. Öğlen 2'de uçuyor. Bütün her şeyi gösterdik. Gece 10 uçak geldi. Gece karanlığında geldi, otomatik indi. Heyet falan hep bir araya geldik. Tutanak tutulacak yani bu işin. Bir tutanağı tutulacak. Uçak ne yaptı yani? İşte otomatik kalktı. Şu irtifaya çıktı. Oradan o heyette gözlemci, o heyetin üyesi olmayan, dışarıdan gelen maalesef asker üniformalı ama asker kılık dediğimiz bir kişi
Dedi ki ben bu uçağın otomatik indiğine inanmıyorum dedi. Biz bir şey demedik. Sonra bir daha dedi ki bu uçak otomatik inmedi, tutanağa yazılmayacak dedi. Biz dedik ki ya uçağın içinde insan yok. Bu uçağı kullanan birisi de yok. Yani dedi ki tuşa bastınız dedi. Yani uçağı otomatik in diye tuşa basıyorsun, otomatik iniyor. Yok dedi, bu uçak şey yapılmayacak. O noktada ben bunları açıklamaya çalışırken bir anda çavuş diye seslendi bana bu söylediğim kişi. Yani Bakar genel müdür değil. 3 gündür firmanın genel müdür vasfıyla orada bulurken beni öğrenmişler. Kısa dönem asker izin almış. Çavuş esas duruşa geç dedi bana. Aa. Tabii. Bu demolardı. Bakın düşünün. Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya mal olmuş, dünyanın en meşhur silahlı yasının ilk hikayesini anlatıyorum. Daha bunun gibi yüzlerce hikaye var. Bunu daha önce anlattınız mı? Bunu daha önce anlatmadım da mahkeme tutanakları var. Şimdi devam edeyim. Bu çok enteresan bana dedi bir ki, hikaye sevgili izleyiciler. O asker kılıklı maalesef kişi esas duruşa geç çavuş dedi bana. Ben firmanın genel müdürü olarak ve sonrasında peşinden şerefsiz diye bağırdı bana. Bu bana böyle deyince ben de aynen cevabını verdim. Bunlar hemen beni tutuklatmak için Ankara'ya aradılar savcıyı. Savcıyı ya beni tutuklatmaya çalıştılar. Tutuklayacağız seni dediler yani. Ya düşünün, devlet hiçbir destek vermemiş. Kendi imkanlarınızla bir uçak yapıyorsunuz. Bütün varlığınızı yatırmışsınız. Gecenizi gündüze kalkmışsınız. Ekip müthiş heyecanlı. Bunu ülkenin askerine, devletin makamlarına sunmak için davet edeyim sunuyorsunuz. Karşılaştınız şeye bakın. Yani 2 gündür, 3 gündür orada genel müdür vasfıyla anlatıyorsunuz, sunumlar veriyorsunuz. Bir anda çavuş esas duruşa geç moduna geçiyorsunuz. Tabi bu olunca ortalık karıştı. Savcılığı aradılar beni tutuklatmak için. Allah'tan o dönemde Ankara'daki savcısı dedi ki herkesin şeyini alın. İfadesini alın. Herkesin ifadesini alın ve şey tutuklamayın. Rakip firma da o sırada orada mı bu arada? Şimdi onu anlatacağım. Şimdi bakın bunu bize yapan kişi bu olaydan bu kişi heyette değil. Bu kişi buraya eklenmiş. Maalesef bazı biz onlara maşakılıklı paşa derdik. Bizim aleyhimize çalıştı. Bunlar gazetelerde yazılıyor. Baktığın zaman yazarlar. Bu kişi bu olaydan 3 ay sonra askeriyeden istifa edip o rakip firmaya girdi. Bakın bu anlattım bizim yaşadıklarımda sadece bir tanesi. Şimdi biz o demoda başarılı olmuşuz ve o tutanağı yazmadılar otomatik. Düşünün gece bir uçak geliyor. Sonra ne oldu? Yani bir uçak geliyor gece vakti. İçinde insan yok. Kimse uçağı kullanmıyor. İniyor. Otomatik indiğini yazmıyorlar tutanağı. Yazılmadı yani yazılmadı o tutanağı. Sonra tabii bu olaylar olduktan sonra diğer firma işte Vestel dediğim firma şey yaptı. Bu kriterleri sağlayamadı. Biz o kriterleri sağladık. Ve bundan 3 ay sonra Ocak 2010 tarihinde Savunma Sanayi Başkanlığı İcra Kurulu toplandı. Taktik İHA programında normalde işi kazanan 24 adet uçak üretecekti. Tamam. Dediler ki 24 adet, siz 12 adet uçak üreteceksiniz. Bu projede kaybeden firmaya da biz yeni bir proje açıyoruz. Bir gecede yeni bir proje açıyoruz. Onlara da 6 tane katapulttan atılan paraşütle inen uçak siparişi veriyoruz. Benim rahmetli babam derdi. Katakulli diyemediler, katapult derdi. Katakulli diyemediler. Peki çünkü o dönem bir sizi gecede, destekleyen askerler var mıydı? Vardı tabii. Ama o bizi destekleyen askerler sahada savaşan askerlerdi. Onlar bizim değerimizi biliyordu. Bu oyunları çeviren insanlar değillerdi. Katakulli diyemediler. Bir gecede yeni bir proje açıp projede kaybeden firmaya verdiler. Daha da beterini söyleyeceğim size. Yani ihale bizim şartnamesiyle oynandı. İhale şartnamesiyle oynandı. Tabii 24 ihaleyi 12'ye indirdiler. Normalde bir ihalede bir kazanan olur. Rekabete açık bir ihalede giriyorsunuz, bir kazanan olur. Ona iş verilir. Bize o iş verilmedi. Yarısı verildi. İhaleyi kaybedene bir iş verildi ve onunla sözleşme bizden 1 yıl önce imzaladı. Biz 2,5 yıl bekledik sözleşme için. İhaleyi kaybedenle proje bizden 1 yıl önce imzalandı. Şimdi rekabet diyoruz ya, şu an rekabet, konuştuğumuz konu rekabet. Biz hem rekabet, full açık, şeffaf rekabet, hem de çok ince maalesef engelleme oyunlarıyla karşı karşıya. Hiç kimse yüz yüze gülerek seni engelliyorum demiyor. Ben bu işin peşindeyim, destekçisiyim diyerek bu işleri önünü tıkıyor. Yoksa konuştuğumuz gibi yani bunun gibi, yani bugün Bayraktar TB, başka enteresan bir şey söyleyeyim. Ben artık bir dakika, çok soru var ama çok yani böyle çok hikaye var anlatabileceğim ama Bayraktar TB2 dünya konuşuyor. Kaç ülke? 27 ülkeye ihracat sözleşmesi imzalanmış. Kendini
27 ülke bakın. Kaç Afrika'sından ülke istiyor ayrıca? Bir o kadar daha ülke var sırada şu an. Peki bunun satış şekli nasıl oluyor? Onu da birazdan soralım. Ona gireceğim. Durun. Evet. Onu da soralım. O çok güzel. Nasıl çok enteresan satılıyor? Bir şey söyleyeceğim. Çok bakın ilginç. Bayraktar TB2 dünya çapında. Türkiye'de kendini ispatlamış sınırcı. Türkiye'de terörle mücadelede güç çarpanı olmuş. Yurt içi, yurt içinde yani hatırlayın 10 yıl önceyi nasıldı terörle mücadele. Şimdi sınırımızın içinde görüyor muyuz? Ne kadar büyük katkısı var. Sınır ötesinde ne kadar büyük. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Bahar Kalkanı, İdlib Harekatı, Hendek Operasyonları. Hepsinde çok büyük katkıları var. Bunu geçtik. Libya'da Libya'nın parçalanmasının engellenmesi. Türkiye'nin 500 yıllık tarihi olan Libya'nın bugün parçalanmadıysa Bayraktar TB2'nin çok büyük katkısı var. Denizden komşumuz Libya. Azerbaycan tek vatan harekatı. Bundan 30 yıl önce bir Karabağ işgal edildiği zaman Azerbaycanlı kardeşlerimiz Türkiye'den kendi yaralılarını taşımak için helikopter istediği zaman veremiyorduk. Bugün artık Türkiye geldiği noktada kendi geliştirdiği SİHA teknolojisiyle Azerbaycan'a teslim ediyoruz ve 44 gün içerisinde hedeflerin %75'i Bayraktar TB2 tarafından imha edilecek şekilde Azerbaycan o işgal edilmiş o toprakları tekrardan özgürlüğüne kavuşturuyor. Geliyoruz sonra Ukrayna. Bugün Rus zulmü altında ezilen Ukrayna. En büyük katkı savaşın başlangıcında ne sundu? Bayraktar size TB2. Devlet nişanı verdiler, bir de bir şarkı besteklediler Bayraktar diye. Şarkılar beslediler. Avrupa'da düşünebiliyor musunuz? Siz de bir gün gözlerinizi kapayın deselerdi ki Avrupa'da bir ülke bir gün yüz binlerce insan bir araya gelecek, kampanya yapacak. Türkiye'nin geliştirdiği bir teknolojiyi satın almak için kampanya yapacak. Kanada. Üstelik Litvanya, Polonya, Ukrayna, Kanada, Norveç. Bunun gibi 7 ülke var. Polonya'da insan hakları savunucuları para topladı Bayraktar TB2 almak için. Çok ilginç. Yani şimdi bunu hikayeleri birbirine bağlayalım Haluk Bey. Evet. Şimdi ben biraz şeyde yarım kaldı. Evet, Bayraktar, soruların cevapları hafif yarım kalıyor. Onun için açarak gidelim. Ama şimdi, geri dönelim evet, aralarda. Evet, kesinlikle katılıyorum şimdi, ama bazen bütünlüğü vermek için de bazı hikayeleri anlatmak tabii, lazım. Tabii kesinlikle. 12 İHA'nı kazandınız ya. Kazandın, 24 tane. Sonra ne oldu? Şimdi şunu evet, orada onu söyleyeceğim. Biz kazandık. Düşünün o projede rekabet açık girdik, kazandık. Kaybedenle bizden bir yıl önce bir gecede proje tanımlandı. Bizden de bir yıl önce sözleşme imzalandı. Biz 2,5 yıl bekledik. Hiçbir destek yok. Kazandığımız halde sözleşmede evet, de bekledik. Kazandığımız halde 2 yıl bekledik biz. Tamam. Kazandığımız sonra? Halde. Sonrasında düşünün. Mesela Bayraktar TB2. Silahlı insan savarıcı değil mi? Ben size baştan kriterler verdim. 15 bin feet'e çıkan, havada 10 saat uçan, 100 kilometre haberleşme menzili olan bir uçak. Hiç kimse bizden silahlı uçak yap diye bir talepte bulunmadı. Ama biz biliyorduk ki ülkemiz o dönemde terörle mücadelede büyük bir şeyi var. Bizim ülkemizin silahlı İHA'ya ihtiyacı var. O yüzden uçağı 15 bin feet değil 27 bin feet'e çıkan uçak yaptık. O yüzden uçağı 10 saat değil 24 saat uçan uçak yaptık. O yüzden 35 kilo faydalı yük değil 150 kilo faydalı yük taşıyabilen uçak yaptık. O yüzden uçağı 100 kilometre haberleşme menzili değil 300 kilometre haberleşme menzili yaptık. Yani tanımlanan kriterlerin en az 3-5 katı üstünde kriterlerde bir uçak geliştirdik silahlı da olsun diye. Ve bunu bizden devlet de talep etmedi. Ve bunu bizden devlet yapmamız için herhangi bir kaynak da vermedi. Biz tamamen bugün Bayraktar TB2 üzerinde aynı şekilde ihracat başarısına imza atan Baykar'la birlikte kim var? Roketsan. Roketsan'ın ürettiği, geliştirdiği akıllı, mini akıllı mühimmat Mamle var. O zaman Roketsan bu alanda çalışıyordu. Biz bir araya geldik. Dedik ki bu bombayı, bu mini akıllı mühimmatı entegre edelim Bayraktar TB2. Bizim için üretip entegre eder evet, misin? Beraber çalışmaya başladık. Hiçbir resmi devletle herhangi bir sözleşmede olmadan. Kendi aramızda protokol yapıp başladık. 2015'in aralığında ilk atış testini yaptık. Peki biliyor musunuz? Biz bombayı entegre ettik. O bombayla birlikte o uçağı resmini verebilirsiniz ekrana. Bombayı entegre ettik uçağa. Silahlı İHA. Türkiye terörle mücadele her gün şehitlerimiz olan bir dönemde. Mini akıllı mühimmatla uçağı test etme izni vermediler bize. Yine? Evet. Yıl kaç? Aylar. 2014-2015. İzin vermediler. Düşünün. Yani terörle mücadelede peki, şu kombinasyonun ne kadar başarılı olduğunu düşünün. Bir şey soracağım. Bu yani bizim bürokrasimiz dikkatlidir, asker işte 5 kere düşünür bunun için izin vermiyor gibi mi?
Yoksa size yönelik özel bir engelleme mi vardı? Şimdi şöyle, aslında bu soruya... Çünkü engellediler şimdi, dediğinizde birileri evet. de suçlanmış oluyor. Tabii. Bu çok önemli tabii, yani. Bunların hepsi zaten yani gazete haberlerinde falan... Yani bu konuların detaylı bilenler biliyor zaten. Ama maalesef bilmeyenler... Maalesef bilmeyenler alenen iftira atıyor. Detaylı bilenler çok iyi biliyor ama hiç bilmeyenler veya kasıtlı olanlar iftira atıyor maalesef. Peki. Dolayısıyla şunu demek istiyorum, bu önemli dediniz. Yani Türkiye, yani Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2004'te bir irade kondu. Milli ve özgün üretim modeli, milli teknoloji hamlesi ama sistem yapı olarak buna hazır bir anda değildi. Dolayısıyla böylesine buz kıran gibi olmanız lazım. Yani karşılaştığınız şeyler daha önce devletin veya bu alanda hiç kimsenin karşılaşmadığı alanlar ülkede. Dolayısıyla çok farklı şeylerle karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla ben size yüzlerce olumsuz, yüzlerce engelleme, çok ince oyunlar yaşadığımız onlarca yani neler var. Ama sonuçta işin tamamında baktığınız zaman bu işler şu an başarıya ulaşmış. Biz bu engelleri aşarak dünyanın 27 ülkesine İhraç, yani sadece kendi ihtiyaçlarına değil, yani bağımlı olan bir Türkiye'den kendi ihtiyaçlarını en ileri seviyede karşılayan bir ülkeye, bunun da ötesinde 27 ülkeye ihraç eden, bunun bir dış politikada kaldıraç etkisini yaşayan, yani çok büyük bir dış politik kazanımdır bu aynı zamanda. Yani bunu ülkeler, bakın şu an ülkeler, yani bunu ülkelerin cumhurbaşkanları açıklama yapıyor. Biz Bayraktar TB2 almak için sıraya girdik diye Sırbistan, açıklama yapan ülke liderleri var yani. Şimdi peki. Bu dolayısıyla resme genel baktığınız zaman evet inişler, çıkışlar, engellemeler var ama bakın başarılı oldu. Olabiliyor demek ki. Devlet ama, desteğiyle mi başarılı şimdi, oldu? Yani belli bir, hatta çok açık ve net sorayım mı? Benim izleyicilerim, bizim izleyicilerimiz biliyorlar. Açık ve net de biz direkt doğrudan soruyoruz. Şimdi siz engelleniyordunuz. Sayın Selçuk Bayraktar'ın Cumhurbaşkanı'nın ailesine girmesinden sonra önünüz açıldı ve o kadar desteklendiniz ki artık savunma sanayindeki diğer firmalarla adil rekabet bitti gibi bir durum var mı? Evet. Bu da atılan iftiralardan en büyüklerinden bir tanesi. Maalesef. Yani ben size geçmiş, yani biz Selçuk Bey damat... 2016 bu arada. 16'da damat o. Biz 2016'da zaten Bayraktar TB2'yi geliştirmiş. Geliştirmiş. Silahlı kuvvetlere teslim etmiş bir firmaydık. Bayraktar mini insansa yani Bayraktar Miniha'yı 2007'de geliştirip teslim etmiş bir firmaydı. Aylarımız, yıllarımız zaten Güneydoğu'da, Cüdde, Gabar'da, o bölgelerde geçmiş. Yani Malazgirt döner kanadı geliştirip teslim. Yani biz zaten bu alanda gece gündüz Ar-Ge yapan, devamlı geliştirdik. Bakın çok önemli bir gerçek var. Baykar bütün yaptığı işler boyunca hiçbir zaman hayatı boyunca, 40 yıllık Baykar'ın hayatı boyunca tek kuruş kredi kullanmamış bir firma. Hala. Devlet bankalarından kredi kullanıyor musunuz? Hiçbir zaman kullanmadık. Hiç kullanmadık. Yani çok yani bunların bilinmesi lazım. Devletin savunma sanayi bütçesinden Baykar'a ayrılan ödenekler var mı? Bakın biz iş yaptığımız devlet kurumlarından savunma sanayi başkanlığı olsun. En ufak bakın normalde savunma sanayi başkanlığından Ar-Ge desteği alan binlerce firma vardır. Binlerce. Bakın bir değil binlerce vardır. Biz bir kuruş Ar-Ge desteği almadık. Bir kuruş Ar-Ge sözleşmesi imzalamadık. Nakit hibe, işte Sanayi Bakanlığı teşviği gündeme geliyor. Onları belki detaylı gireriz. Nakit hibe kullanmadık. Yani normalde zaten bakın biz örnekleri verebiliriz. Biz sattığımızdan kazandığımızı yatırdık diyorsun. İhraç ettik. Bugün 2022 yılında, bakın çok enteresan bir istatistik vereceğim size. 2022 yılında Baykar'ın imzaladığı sözleşmelerin %99.3'ü ihracattan. Böyle bir firma olabilir mi? Yani gördünüz mü? Bir savunma sanayi firması. %99.3'ü ihracattan. İmzaladığı sözleşmelerin %99.3'ü ihracat. Tek kuruş kredi kullanmamış. Tek kuruş nakit hibe. İş yaptığı devlet kurumlarından. Ya biz ürün geliştirmişiz. Yani Baykar'ın varlığı zaten rekabet ortamı oluşturan bir şey. Bakın bu çok önemli. Bir şey söyleyeceğim. Bakın Baykar'dan önce Türkiye İsrail'den Heronları alıyordu değil mi? Onlarca sıkıntı yaşadık. Heronlar silahlı bile değil. Silahlı İHA bile değil. Bugün Bayraktar TB2'nin 5 katı fiyatı. Veya Türkiye Bayraktar TB2 öncesinde Heronların önüne Gnat alıyordu. Ortalama uçuş ömrü 100 saat olmuş. 100 saat nedir yani? Biz ayda 15 bin saat. 600 bin saatteyiz biz. Ayda 15 bin saat uçuyor.
Gınatları belki çok daha 10 katına belki alıyordu. Şunu demek istiyorum. Yani Baykar'ın varlığı zaten rekabeti ve maliyet etkinliği getiriyor. Bakın ben Sağ İstanbul'un başındayım. En temel bu alandaki vizyonumuz zaten bu işlerin rekabete açılması. Rekabet olması ki özel sektörün dinamizminin katılması için Sağ İstanbul var mesela. Peki bir dakikalık şöyle bir mola. Size dair dediğim gibi en büyük son günlerdeki iddia Ali Babacan'ın iddiası, sizin devletin sizi öne aldığına dair. Ne demiş bir dinleyelim mi? Sayın Ali Babacan'ın Deva Partisi liderinin Bayraktar İHA SİHA'lar ve Baykar'a ilişkin sözleri çok gündem yarattı. Haluk Bey de cevap vermişti. Biz adil gazetecilik adına ben sözlerini özetlemeyeceğim, doğrudan dinleteceğim. Öncelikle Ali Babacan bir radyo programına katılmıştı. Orada ne dedi? Sonra Fox TV'de sabah yayınında bu sözlerini tekrar bir yeniden yorumladı. Orada ne dedi? İkisini de dinleyelim ve Haluk Bayraktar'a doğrudan yanıtını soralım. İzleyelim yönetmenim. Biz ne yapacağız? Bütün bu projelerle ilgili, ister savunma sanayi olsun, ister TOG olsun, eksikleri tamamlayacağız. Yanlışları düzelteceğiz. Düzgün olan işleri de devam ettireceğiz. Yapacağımız bu. Cumhurbaşkanı'nın damadının bir şirketi var ve bu şirket bir teknoloji şirketi ve bu şirketin ürettiği silahlar geniş kesimler tarafından teveccüh görüyor. Şimdi bu şirket sadece diyor ki benim kayınbabam kaybederse biz bittik, bizi yaşatmazlar. Nasıl bir tablo var karşımızda? Şimdi ben Dışişleri Bakanlığı da yaptım. 8 yıl Milli Güvenlik Kurulu üyesiyim. Bizim savunma sanayindeki kendi kapasitemizin, yerli kapasitemizin artması, yerli teknolojimizin ilerlemesi ülkemizin güvenliği açısından son derece önemli. Özellikle insansız hava araçlarıyla ilgili Türkiye'de oluşan üretim kapasitesinin ve teknolojinin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz ve ülkemizin gurur kaynağı olduğunu düşünüyoruz. Fakat burada yanlış şu, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar aşağı yukarı tek bir şirkete aktarılıyor. Yani devletten çok yüksek miktarlarda nakit destekle bu işler oluyor. Onu herkesin bilmesi lazım. Bu desteğin benzer kapasitede, benzer işi yapabilecek firmalara da vermek lazım. Yani en az 4-5 firmaya vermek lazım ki o firmalar birbiriyle biraz yarışsın. Rekabet yoksa rehavet oluyor. Bu ilk birkaç yıl gider, ondan sonra bakarsınız şımarıklık başlar. Yani aslında devletten geliyor para. Yapsam da yapmasam da para geliyor. Para geldikçe de iş dönüyor. Böyle olmaz. Her şirket rekabeti hissedecek. Daha iyi olmanın mücadelesini verecek. Daha iyi teknolojiyi, daha yüksek teknolojiyi daha ucuza mal edip rekabet gücü oluşturmanın mücadelesini verecek. Şu da olabilir diyeceksiniz ki ya tamam devlet parayı aktarırdı ve batırabilirlerdi. Ha, bu arkadaşlar batırmamışlar sağ olsunlar, yani iyi işler çıkartmışlar. Ama eğer dürüstlerse, gerçekten örtülü, kapalı, gizli saklı işler yoksa, yani gerçekten teknoloji ve finansman anlamında anlamlı işler yapıyorlarsa hiç korkmasınlar. Bizim iktidarımızda tam tersine fırsat eşitliği içerisinde iyi iş yapan firmaların önü açılır. Muhtemelen bu arkadaşlar rekabetten korkuyorlardır. Rekabetten korkmasınlar. İşlerini iyi yapıyorlarsa, maliyetleri uygunsa, teknoloji yüksekse hiç korkmasınlar. Ama buralarda zayıflıklar varsa, kendilerinden daha iyi bu işi yapacak firmalar olur da işimizi elimizden alır diye korkarlarsa o zaman onlar da korksunlar, kusura bakmasınlar yani. İşte ilk açıklaması böyleydi. Devletin nakit desteğinin tek bir şirkete, yani Baykar'a aktığını ve Baykar'ın da rekabetten korktuğunu iddia etti Ali Babacan. Bu sabah kendisine yeniden soruldu bu sözleri. Bugün ne dedi? Bugünkünü de dinleyelim. Organize sanayi bölgelerine gezin. Türkiye savunma sanayinde çok güçleniyor. Ama devletin ne yapması lazım? Kapasitesi olan, bu konularda iş yapabilecek firmaları objektif kriterlere göre değerlendirip o kriterleri yerine getiren firmalara eşit ve adil destek vermesi lazım. Şimdi tek bir firmayla bu iş yürüdüğü zaman bu doğru bir şey değil bize göre. Ha bu firma yanlış yaptı, kötü yaptı anlamında söylemiyorum. Ama uzun vadede baktığımızda Türkiye'nin bir firması olmasın, Türkiye'nin 5 firması olsun, 10 firması olsun. Buna niye korkuyoruz? Benim dediğim bu. Fakat benim dediğimden sonra yapılan açıklamalar şunu gösteriyor. Yani bir şirketin genel müdürünün açıklaması değil bunlar. Yani bu siyasette iç içe geçmiş bir yapının açıklaması aynı zamanda. Diyebilirler ki ya kardeşim iyi de devletin teşvik verdiği her firma böyle başarılı olabiliyor mu? O da doğru. Yani bu arkadaşların hakkını da teslim etmemiz lazım. Yani gerçekten önemli bir mesafe kaydettiler. Kaç tane ülkeye ihracat yapıyorlar? Yani ben söyledim bütün bu projeler bakın dedim bizim gururumuzdur dedim. Bunlar hep o podcast yayınının hepsini var. Ama bütün bu yayında benim sadece rekabetle ilgili söylediklerimi içinden cımbızlayıp böyle büyük bir propaganda, bir bana karşı bir kampanya haline getirilmesi tamamen siyasi bir propaganda aracı. Tek bir şirket üzerinden bu işler olmaz. Ben açıkça söylüyorum. Devlet eşit ve adil şekilde benzer iş yapan bütün firmalara destek verecek. Bu firmanın sahibi olan aile benim de uzaktan tanıdığım ve özellikle babaları Özdemir Bey'in de
Hani sektörde çok saygın bir insan olmasıyla tanınan bir aile bakın. Bunların hepsinin haklarını teslim etmek lazım. Doğrudan soruyorum. Devlet rekabette eşitliği bozarak sadece Bayraktar'a destek veriyor mu? Böyle bir durum var mı? Siz rekabetten korkuyor musunuz iktidarın değişmesi durumunda? Devlet Bayraktar, az önce de sormuştum, Baykar'a destek vererek finansal yahut başka yollarla bu alanda diğer üretim yapan firmaların rekabetini engelliyor mu? Ben de tamamlayayım da şimdi Türkiye'de kaç tane zaten insan savaracı üreten Bayraktar 2 Akıncı pozisyonda şirket var. Alım nasıl yapılıyor? Yani nedir sorun? Yani alım nasıl yapılıyor da siz... Devletin sizi kayırması gibi bir durum var mı? Varsa yöntemi nedir? Şimdi az önce işte Bayraktar Mini nasıl rekabet açık başladık. Hiçbir devlet desteği almadan geliştirdik, kazandık, teslim ettik. Sonra Bayraktar TB2'nin süreci, yani nakdi destek almadığımız gibi üstüne teminat mektubu vererek, herhangi bir şeyin karşılığı olmaksızın girmek için teminat vererek kazandık. 24 tane almamız gerekirken 12 tane sipariş aldık. Katakulli çevrildi. Anlattım. Böyle teslim oldu. Orada bir de eksik kaldı. Ödemesini ne zaman aldınız? 12 tane. Evet. Yani şimdi ödemeleri bizim Türkiye her onu silahlı olmayan halini 5 katı maliyeti alıyordu. Bizim var olmamızdan dolayı zaten maliyetlerinde. Şimdi şu şeye gelelim. Şimdi bakın burada şimdi iddialar, iftiralar bunlara istiyorsanız gelelim. Şimdi ilk önce şuradan başlayalım. Şu Ali Babacan'ın sözlerine tek tek yanıt vermenizi istiyorum. Şimdi orada ilk önce orada spiker bir soru soruyor. İşte Selçuk Bayraktar'ın AK Parti iktidarı kaybederse, Cumhurbaşkanı Erdoğan kaybederse bu işler engellenir. Bizim yaptığımız diye bir ifade var. Evet, Teknofest'te yaptığımız. Bir kere böyle bir ifade yok. Böyle bir ifade yok. Selçuk Bayraktar'ın dediği bir şey var. Bu tarz stratejik konularda mevcut iktidar dahi olsa mevcut iktidar dahi olsa bir gevşeme olursa, çünkü bu konuların nasıl ince iplikle, çünkü Ar-Ge herkesin destek vermesi gereken, toplumla birlikte ilgili kurum ve kuruluşlar bir şey yapmak zor. Anlattım size o yaşadığımız süreçleri. Biz bunları yaşadığımız için biliyoruz ama bunları maalesef bu iftiraları atanlar yaşamadıkları için. Bakın bu beyefendi konuşuyor. 8 yıl Milli Güvenlik Kurulu üyeliği yaptım diye ifade ediyor. 8 yıl Milli Güvenlik Kurulu üyesi olan bir kişi bir gün demez mi ki ya ben bu ülkede dünyayı, bütün dünyanın konuştuğu Bayraktar TB2'ler nedir? Bu Baykar ne yapıyor? Türkiye'nin terörle mücadelesinde bu kadar güç çarpanı olmuş bir alan var. Ne yapıyor bunlar merak edip bir gün bir fuarda gelir, firmayı ziyaret eder. Biz bir fuar yaptık geçtiğimiz Kasım'da. İngiliz Savunma Bakanı geldi. İngiltere'de hükümet değişirken Savunma Bakanı bizim Türkiye'deki fuara Boris geldi. Boris Johnson'ın Savunma Bakanı. Ben Wallace geldi. İngiliz Savunma Bakanı geldi. Sabah 9'dan öğlen 3'e kadar durdu. Bayraktar siyahların ne kadar oyun değiştirici olduğunu daha önceden ifade etmişti de bir kez daha Türk medyasını ifade etti. Veya Bulgaristan Cumhurbaşkanı geldi, fabrikamızı gezdi. Malezya Cumhurbaşkanı geldi. X Afrika ülkesinin bakanı kadar merak etmez mi Milli Güvenlik Kurulu üyesi bir kişi? Bu alanda ne oluyor? Nedir? Bir anlatın. Kılıçdaroğlu geldi. Evet, geldi. Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu 2012 yılında Baykar'a geldi. Baykar Teknofest'te de geldi galiba. Teknofest'te de geldi. Bizim programdan bir gün sonraydı galiba. Evet, maalesef gelmesine rağmen ama maalesef CHP'den de işte grup başkan vekili milyonların katıldığı dünyanın en büyük teknoloji festivaline damadın Teknofest'i diyerek yani itibarsızlaştırmaya çalıştığı, istikbal göklerdedir diyen bir liderin kurduğu parti değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi. Başka enteresan bir şey anlatayım. Sayın Genel Başkan'ın bakın, sözleri çok değil enteresan, midir ama asıl evet, olan? Çok enteresan bir şey anlatacağım size. İstikbal göklerdedir diyen bir liderin kurduğu parti Cumhuriyet Halk Partisi. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti. Biz bu Bayraktar TB1 yıllarında sorun yaşarken bize bankalar Bayraktar TB2'nin sözleşme imzalanması aşamasında o Sinop'tan daha sonra teminat mektubu vermemiz lazım. Hiçbir banka teminat mektubu vermiyordu bize. Hiçbir banka. Ta ki bizim birader, ufak birader İş Bankası Genel Müdürü'ne bir mektup yazdı. Biz bu ülke için bunları yaptık. İş Bankası'yla da 86 yılından beri Baykar ilk çalıştığı banka İş Bankası.
Biz o mektubu yazdık. İş Bankası yetkilileri geldi. Biz sizin bilançonuza bakmıyoruz. Sizin CV'lerinize bakıyoruz. Selçuk Bayraktar MIT'de dünyanın en iyi üniversitesinde master yapmış. En iyi okulunda doktoraya başlamış. Selçuk Bayraktar şurada okumuş. Baktı biz bu CV'leri iniyoruz, size teminat mektubu veriyoruz dedi. Yani bu istikbal göklerdedir diyen bir liderin kurduğu bir partinin mensupları bugün İş Bankası'nın hisselerini %28 CHP'de. Hiç sormaz mı, hiç bakmaz mı? Bu iftiraları atarken CHP Grup Başkan Vekili bizim bu ihracattan kazandığımız gelirlerle hiç kimseden, babamın vasiyeti, Türkiye Teknoloji Takımı'nı, vakfını kurduk. Bugün 4000'den fazla üniversite öğrencisine babamın vasiyeti üzerine burs veriyoruz. Teknofest'te, Karadeniz'de sizin de geldiniz. Ama çok önemli, bu bağlayayım. Araya gideceğiz. Evet. Şimdi şöyle, CHP'den Sayın Kılıçdaroğlu'nun geldiğini söylediniz ama CHP Grup Başkan Vekillerinin açıklamalarına itirazınız var. Ne dediler? CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 41 trilyon TL aldılar dedi. Milletin yüzüne baka baka iftira attılar. Peki. Ali Babacan'ın sözlerine de yanıtınızı daha tam almadık. Bu eleştirilere de dair de şimdi Açık ve Net etiketiyle lütfen izleyicilerimizden de soruları alalım. Açık ve Net soracağız. Bayraktar devletten destek alıyor mu? İktidar tarafından kayrılması gibi bir durum var mı? Diğer şirketlerin rekabetine engel oluyor mu? Hepsinin yanıtını alacağız. Çok kısa bir ara efendim. Net'e devam ediyoruz. Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar konuğumuz. Kendileriyle ilgili bütün iddialara yanıt veriyor Açık ve Net'te. Araya gitmeden önce İyi Parti Genel Başkanı Ali Babacan'ın sözlerini gündeme getirmiştik. Bu arada bugün İyi Parti'den de konuyla ilgili açıklama geldi. İyi Parti sözcüsü Profesör Doktor Kürşat Zorlu bir soru üzerine dedi ki biz İyi Parti olarak savunma sanayindeki bugüne kadar atılmış adımları şeffaflık ve faydacılık esasına dayalı olarak çok daha ileri noktalara götüreceğiz. Şundan kimsenin şüphesi olmasın, şu ana kadar kazanılmış milletimizin çıkarına olan hiçbir yatırım, hiçbir tesisleşmenin karşısında ne karşısında olacağız ne de onlara bir halel gelecek. Sahip çıkacağız, daha iyisini İyi Parti olarak biz gerçekleştireceğiz diyerek Baykar'a sahip çıkacağız mesajı geldi savunma sanayine. Az önce İyi Parti lideri Ali Babacan demişim, özür dilerim. Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın sözlerini sormuştum. Sorumu tekrar ediyorum. Deva Partisi lideri Ali Babacan dedi ki, tek bir firmayla yürütülüyor işler. Biz rekabet olsun istiyoruz. Onlar rekabetten korkuyorlar. Siyasetle iç içe geçmişler ki bana bu şekilde yanıt veriyorlar dedi. Ne dersin? Evet, şimdi az önce söyledim. Yani Selçuk Bayraktar'ın aslında söylediğine kadar doğru. Yani mevcut iktidar dahi bu konularda bir gevşeme olursa bu projeler risk altında. Ne kadar doğru olduğunu biz gördük. Nitekim yani siz alenen bir iftirayla karşı karşıyasınız. Alenen Türkiye'nin bakın şu an itibariyle savunma havacılık sektörünün bu yıl ihracatı biliyorsunuz 4.2 milyar dolar. Bunun 1.2 milyar dolarını Baykar yaptı. 27 ülkeyle ihracat anlaşması yapan. 2022 yılında 18 ülkeye SİHA teslim eden, Türkiye savunma havacılık sanayinin ihracatının %28'ini yapan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir firma 1 milyar dolar ihracat değerini de geçen bir firma Baykar. Bu firmaya 3500 kişinin çalıştığı, binden fazla yerli tedarikçisi olan bir firmaya siz bütün kaynaklar tek firmaya rekabet yok, şımarıklık oluşur, dokunuruz İftiralarıyla, tehditleriyle dil uzatacaksınız ve buna biz sosyal medyadan cevap verince siyasi bir yapı olacağız. Böyle bir şey olabilir mi? Kübra Hanım size soruyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Yanıtını soralım. Peki biz Açık ve Net'te şunun yanıtını merak ediyoruz. Daha önce de sordum. Bu programda defaatle sordum. Baykar devlet tarafından ya da iktidar tarafından diğer firmaların rekabeti engellenecek şekilde destekleniyor mu? Siz burada tekel oluşturuyor musunuz? Böyle bir şey mümkün olur mu? Baykar'ın varlığı da zaten rekabet. Bakın biz ilk mesela Bayraktar TB2 2014 yılında teslim ettik. Mesela işte çok söyleniyor şimdi sosyal medyadan da bana attılar. İşte bizi böyle rakip gibi göstermeye çalışıyorlar. Devletin mesela TÜSAŞ, TAİ, ANKA yapıyor değil mi? İnsan savaracı. Devlet bu projeleri
desteklemesi doğal olan bir şey. Çünkü bu projeler milli güvenliğe ilişkin projeler destekleniyor. Ama biz Baykar olarak biz bu destekleri hiç almadık, hep uzak durduk. Biz her zaman kendi yağımızda kavrulmayı seçtik. Hiçbir zaman nakit hibe istemedik. Biz hep geliştirelim, satalım, ihraç edelim, gelirimizde ne kadar varsa. Hiçbir zaman kredi kullanmadık. Biz bunu tercih ettik. Biz istiyoruz ki dünya çapında bir ürünümüz olsun. Bakın Türkiye savunma havacılığının 1.2 milyar dolar ihracatı biz bir tane ürünle yaptık. Bayraktar TB2. Böyle bir şey olabilir mi? Yani ne kadar büyük, ne kadar büyük bir kazanım. Şu an Türkiye'de size söyledim, 20 yıl önce 17 firma vardı. Bugün 2000 firma var iş yapan. Bu kadar özel sektör giriyor. Yani dolayısıyla burada rekabet yok denilebilir mi? Bakın Tayı Anka devlet tarafından 2004 yılından bu yana yüzlerce milyon dolar, 2004 yılından bu yana desteklenen bir proje zaten. Farklı kategoride bir insansız uçak, hala daha satın alınan, onlarca satın alınan bir proje. Bayraktar TB2 de satın alıyor ama Bayraktar TB2 zaten yani pazarlama ihtiyacı olmayan, dünyaya da siparişleri dolu olan, birisi geldiği zaman 3 yıl sıra beklediği bir ürün zaten. Bakın biz Türk Baykar olarak söyledim, %99.3 ihracat. Yani Türkiye zaten 0.7. Yani bütün devletin kaynakları Baykar'a aktarılıyorsa Baykar'ın yaptığı işlerin %0.7'si mi? Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin 20 milyar dolar civarında savunma harcaması var. Bu ülke milli gemi yapıyor. Milli radarlar, füzeler, roket, toplar, bütün binlerce firma var. Bunlara verilmiyor. Hepsi Baykar. Böyle bir şey, böyle komedi bir şey olabilir mi yani? Güntar şimdi ya burada bu kadar burada bir açmak istiyor galiba. Bir izin verelim kendisine. Şimdi şey merak ediliyor. Mesela devlet Bayraktar TB2'lerin 2014'te ilk teslimi ve o zaman 12 adet için meclise soru önergesi de verilmişti ve 49 milyon dolarlık bir rakamın olduğuna da bakmamışlardı ki biz o zaman her onların 10 tanesine 260 milyon dolar seviyelerinde para ödemiştik. O günden bugüne mesela devlet İHA alıyor ya, Bayraktar İHA alıyor. Şimdi Akıncı alacak. O yandan Aksungur, Anka alıyor. Bunlar neye göre, nasıl alınıyor? Mesela devlet jandarma alıyor. Orman Genel Müdürlüğü şimdi kullanıyor. Güzel bir soru. Bunlar bir hava satın almalar kullanıyor yoluyla devlet sizi yani destekliyor olabilir yani mi? Sonuçta bakın savunma sanayinde bir sistematik var, bir süreç var. İşte silahlı kuvvetler son kullanıcı ihtiyaçlarını, gereksinimlerini bildiriyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ihale açıyor, davet ediyor, katılıyorsunuz, teklif veriyorsunuz ve kazanıyorsunuz. Yani bütün yani burada Türkiye'de Baykar tek İHA üreticisi değil ki, işte Tayı üretiyor, Aksungur'u teslim ediyor. Kaç tane İHA üreten şirket var? Türkiye'de devlete İHA teslim eden 7 farklı şirket var mesela. Bu 7 farklı şirket devlet ihale açtığında biz Baykar'ın İHA'larına, Bayraktar İHA'lara destek verelim, diğerlerine biraz üstünü çizelim gibi bir tavır var mı yok mu? Ya böyle bir şey söz konusu dahi olamaz. Bakın yani ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz zaten %99.3'ü yaptığı işleri şu an ihracat olan bir firmayız. Dışarıya veriyoruz. Müthiş yani biz zaten dışarıya vererek, şimdi mesela diyor ya iftirada, zengin etmeye çalışıyorlar. Yani bu nasıl bir izansızlık yani, kabul edilebilir bir şey. Biz %100 yani ihracat yapsak zaten daha çok kazanıyoruz. Yani ülkemiz yani, çünkü Türkiye daha maliyet etkin bir şekilde tedarik ediyor. Biz ihracat yaptığımız zaman yani daha gelir anlamında tabii daha fazla gelir elde ediyoruz. Nasıl satıyorsunuz? Ona da gelelim. Güntar Bey sormuştu, arada kaynadı. Diyelim ki Sırbistan veya X ülkesi Bayraktar almak istiyor, şey almak istiyor, TB2 almak istiyor. Geliyor sizden doğrudan, sizi arayıp, sizi bulup doğrudan alabiliyor mu? Devlet bu işin neresinde? O noktada mesela devletin size doğru yönlendirmesi gibi bir kayırma söz konusu mu? Bunları da soralım. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bakın ben çok ilginç bir şey söyleyeyim. Baykar 3500 kişilik bir ekip. İş geliştirme ekibi, pazarlama ekibi 5 kişi. Bizim ürünün pazarlama ihtiyacı yok şu an. Yani biz şu an sipariş yetiştiremiyoruz. Ülkeler kendileri geliyor bize. İlk önce devlet otoriteleriyle görüşüyorlar. Biz bizzat bakın şunu bilmeniz lazım. Şu an Bayraktar TB2 dünyanın en meşhur silahlı insan savarıcı. Hiç kimse Selçuk Bayraktar Cumhurbaşkanı'nın damadı diye Türkiye'den silahlı ya tedarik etmiyor, talep etmiyor. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani siz bir ülkesiniz. Afrika'da, Orta Asya'da, Orta Doğu'da, Avrupa'da
Cumhurbaşkanının damadı diye kendi ülkenizin güvenliğini teslim edeceğiniz bir teknolojiyi satın. Böyle bir tersine şey mümkün. Böyle bir şey olabilir mi? Başıma bir şey gelmeyecekse açık soracağım. Tabii. Sayın Cumhurbaşkanı diyor olabilir mi? Ya bizim damadın sihalarından size verelim. Tam tersi. Ülke liderleri kendileri talep ediyorlar. Bizzat biz bayraklar istiyoruz diyorlar. Kendileri geliyorlar. Uluslararası basına ve çıkan yazılardan biliyoruz bunu, evet. Ama yine de emin olmak istiyorum. Tabii bakın şunu bilmenizde fayda var. Baykar dünyanın en büyük İHA ihracatçısı şu an. Dünyada bizden fazla ülkeye İHA satan başka firma yok. Bu ölçekteki İHA'ları veren. Yani konuştuğunuz Türkiye'nin en büyük, yani en büyük savunma havacılık ihracatçısı, en büyük teknoloji, dünyanın da en büyük insan savarıcı teknolojisi üreten böyle bir güçten bahsediyoruz biz. Peki siz neyi farklı yapıyorsunuz da Türkiye'de üreten 7 diğer 6 diğer şirket değil de siz satıyorsunuz? Çünkü biz öyle bir ürün geliştirdik ki biz bakın Baykar'ın arkasında 20 yıllık bir birikim var, emek var. Yani bir mühendisliğiyle, teknisyenleriyle bir emek var. Öyle bir maliyet etkin ve kendini sahada ispatlamış bir ürün geliştirdik ki ya ben size bir anımı anlatayım. Afrika'dan bir ülkenin hava kuvvetleri komutanı geldi. Bizden SİHA almak istiyor. Yeni mi bu olan? Yakında. Dedi ki ben dedi Afrika'nın kişi başı milli geliri en düşük olan ülkesiyim. Ben ki buraya geliyorsam dünyanın her ülkesi buraya gelip bu SİHA'yı kendi güvenliği için almak ister. Buradan şuna gelmek istiyorum. Dolayısıyla bu sistem zaten çok maliyet etkin. Yani dünyanın en büyük İHA ihracatçısına rekabet yok denilebilir mi? Yani 11 yıl ekonomi bakanlığı yapmış bir insan kalkıp en büyük ihracatçıya bu sözü dünyada rekabet eden Çin'iyle, Amerika'sıyla, İsrail'le rekabet edip hepsini geçen bir firmaya rekabet yok burada diyebilir mi? 11 yıl ekonomi bakanlığı yapmış bir insan. Türkiye'nin ihracatında kilogram başına sattığı mal ve hizmetin ihracat değeri ne kadar? 1.4 dolar kilogram başına. Türkiye'nin ihraç ettiği insan savaş araçlarının kilogram başına ihracat değeri ne kadar? 8 bin dolar. Kaç katı? 5 bin katı. Peki Türkiye savunma havacılık sanayinin kilogram başına ihracat değeri ne kadar? 60 dolar. Türkiye'nin ihraç ettiği SİHA ne kadar? 8 bin dolar. Onun 100 katı. Değil mi? Böylesine rekabetçi, böylesine katma değerli yüksek, böylesine ülkeye gelir, cari açığı azaltan, yani şunu mu istiyorlar? İsrail'e bağımlı olalım, Amerika'dan alalım, bunu mu istiyorlar? Ama sizi parasıyla vermiyorlar. Kübra Hanım, sorun bu. İstesen de vermiyor. Şimdi DEVA'nın iddiasına dönecek olursak, onlar sizin başarınızın hakkını veriyorlar ama sizin rekabette öne geçtiğinizi ve devlet desteğiyle rekabette öne geçtiğinizi iddia ediyorlar. Şimdi ben anlatıyorum, bakın. Ben size hani nasıl anlatayım? Çok iyi anladım. Başka bir şey. Şöyle anlatayım. Bakın iş bizim bütün projelerde mini sınıfı uçaktan TB2'ye, Akıncısından bakın Kızıl Elma. Kızıl Elma'ya gelelim. Dünyada siz hiçbir ülkede duydunuz mu? Bir firma jet motorlu bir savaş uçağı üretiyor ve bunu kendi imkanlarıyla yapıyor. Böyle bir şey duydunuz mu? Mümkün değil böyle bir şey. Dünyada bütün ülkeler kendi savunma sanayi firmalarını fonluyor, destek veriyor. Bakın Türkiye'de TEİ insanlı savaş uçağı yapıyor değil mi? Doğal olarak devlet milyarlarca dolar destek veriyor oraya. Vermesi de lazım. Ama biz Baykar olarak bunları kullanmıyoruz, almıyoruz, istemiyoruz. Çünkü biz bu konuda hassasız. Biz kendi yağımızda kavrulmak istiyoruz. Politik nedenlerle mi hassasız? Biz hassasız, istemiyoruz. Biz böyle görmedik. Biz devlete yük olmak istemiyoruz. Biz zaten ihracat yapan, gelir üreten bir firma ihtiyacımız yok. Almıyoruz. Alsak bu net, iyi buna, olur der miydiniz? Ya normali bunun tabii ki almaktır. Firmalar alır. Ama bakın Türkiye'de hiç almamamıza rağmen bu iftiralarla karşı karşıya kalıyorsak aynı kişiler o destekleri aldığımız zaman sizce ne derlerdi? Size soruyorum. Tamamen kayrıldığınızı iddia ederlerdi. Bu kadar eleştiri, yani Amerika'da mesela F-35 geliştirirken Boeing ve Lockheed Martin'e destek verilerek geliştirildi. Sizin İHA'lardaki başarınız MIT dergisinin Amerika'da dünyada oyun değiştirici İHA olarak tanımlandı bayrakların. Ki aynı zamanda Azerbaycan'da da şey oldu. İşte ilk savaş kazanan İHA. Ama bütün bunlara rağmen halen daha bir eleştiri okları üzerinize geliyor. Biraz daha böyle AK Parti ile hükümette böyle çok sizin projeler üzerinden hükümetin politika yapmış olması mı veyahut da bu dönemde savunma sanayi başarıları mı bu size eleştirileri getiriyor? Sizin siyasette aranızda ne kadar bir sınır var? Özdemir abi bilirdim çok, yani siyaset denirken böyle
ilkelere uzak dururdu. Biraz yakınlaşmanız mı söz konusu? Siyasetle nedir ilişkiniz? Oradan mı yani bu? Bakın, mali Baykar, seçime yani gidiyoruz, ondan da bu tartışmalar oluyor. Baykar 3500 kişilik bir ekip, işte 1000'e yakın tedarikçisi var. Biz her kesimden insanla bir arada olan, her kesimden insanın çalıştığı, başörtülüsü, bayan çalışanımız başörtüsüsü, her kesimden insanın liyakate dayalı olarak, çünkü uçak yapıyorsunuz, uçak. Yani burada bir şeyi kayırmacılıkla, iltimasla, olacak hazırcılıkla, hazır makamlara gelmekle olmuyor bu iş. Siyasi görüşünü sormuyor. Yani o uçak uçmaz. İşe alırken. Tabii ki sormuyoruz. Yani işe liyakati var mı? Ülkesine, milletine bağlı mı? Bu işe liyakati var mı? Takım halinde çalışmaya uygun mu? Yani siz dünyanın en ileri teknolojisini kayırmacı, böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ya, torpille, bakın Baykar her yıl 1200 genç stajyer alıyor. 15.000 başvuru oluyor. Hepsi sınavlardan, süreçlerden geçiyor. Kimse diyemez yani şu kişi torpille girmiş. Size arayan olmuyor mu AK Partilerden? Ya bizim çocuğu alın. Herkes biliyor diye. Baykar'ın bu tesisin. Hı. Burada çalışmak için şu kriterlere sahip olmak gerektiğini herkes biliyor bunu. Yani bunu illaki vardır tanıdıklarınız burada çalışan. Peki bu arada Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan da açıklama var bütün bunlarla ilgili. Savunma Sanayi Başkanı Sayın Demir'den şöyle bir açıklama var. İddialar gerçeklerle bağdaşmıyor. Bağdaşmadığı gibi bir dünya markasına haline gelmiş şirketlerimize de maalesef aleni haksızlık yapılıyor. Ülkeye ve terörle mücadeleye büyük katkı yapan, sağlayan bir şirkete kim dokunmak ister? Tüm dünya bu başarıyı anlamaya çalışırken böyle yaklaşımlarda bulunmayı haksızlık olarak görüyor ve herkesi insafa davet ediyorum diyor İsmail Demir. Savunma Sanayi Başkanı, ekosistemin tüm şirketleri bizim için değerlidir diyor. Şu ekosistem hikayesine girelim. İftiraları arz ederseniz bir tamamlayalım tamam, cevaplarımızı. Olur, tamam, tabii ki. Şimdi bakın, bize iftira eden şahıs, bu ülkede 11 yıllık Ekonomi Bakanlığı yapmış kişi, 8 yıllık Milli Güvenlik Kurulu üyesiyim diyen, onlarca ülkenin bakanı gelip onlar kadar ilgi gösterip de bu Baykar milli olarak neler yaptınız diye bir gün kapımızı çalmadı, bir gün sormadı. Tamam, duyarsız olabilir, ilgisiz olabilir. Ama biz böyle iftiralarla karşılaşacağımızı beklemezdik açıkçası. Bir 11 yıllık ekonomi bakanı yapmış bir kişi şunu bilmez mi? Türkiye'nin en katma değerli ihracatını yapan, Türkiye'nin en büyük savunma havacılık ihracatçısına rekabetten yoksun, kayırılıyor. Bunu dememesi gerek, böyle bir iftira atmaması gerektiğini bilmez mi? Bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı yapmış kendisi. Türkiye'nin son yıllarda dış politikada en önemli kaldıraçlarından bir tanesi Bayraktar TB2 siyalar değil mi? Avrupa'da kampanyalar düzenleniyor. Azerbaycan'da kardeş ülkemize destek vermişiz. Libya'da bu kadar destek vermiş. Afrika'da bu kadar mazlum ülkeler kendilerini bu siyah sayesinde parçalanmaktan kurtarmış. Demez mi? Sormaz mı? Öğrenmez mi? Veya bu başarılara bir tanesini dile getirmez mi? Kızıl elma uçmuş. Bizi onlarca ülkenin büyükelçisi aradı, tebrik etti. Onlarca ülkenin. Tebrik etmez mi? Tebrik ederim. Kendi imkanlarınızla yapmışsınız. Allah razı olsun. Bu ülke için, bu ülkenin geleceği için bunlar önemli. Biz sizin gibi daha çok firmaların olmasını istiyoruz demez mi? Ama kalkıp bütün kaynaklar tek firmaya, rekabet yok, size dokunacağız, hesap, gizli saklı işler var. Onları gelince bakacağız. Gelince bakacaksan şimdi niye manipülasyonunu yapıyorsun? Gelsen, bizi sorsan biz anlatırız zaten. Her şey açık zaten. Tek kuruş, kendi genel başkan yardımcısı bir belge yayınlıyor devletten. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvik belgesi. 600 milyon lira teşvik aldınız diyor. Ya o 600 milyon lira yatırın bakalım. Onu öz kaynaklarımızla yaptığımız, orada belgeyi okusa alacak. Belgeyi okumaktan aciz bir partinin genel başkan yardımcısı. Ya böyle bir şey açık ve nette şunu herhalde artık söyleyebiliriz. Bayraktar'ın devlet kaynaklarından herhangi bir şekilde hibe, destek aldığına yönelik bütün iddiaları reddediyor. Ya bunu iddia eden, bakın siz bir ülkenin geleceğine talipsiniz. Tam öyle değil bir mi? Bir tane belge sunmanız lazım. Ne almışız hibe? Nakit hibe ne almışız? Biz ha? Ne almışız yani bugüne kadar? Şu yanlış anlaşılıyor. Tam öyle değil diyor. Ne diyor? Şu yanlış anlaşılıyor. Şimdi orada arsa tahsisi var ya, zaten Savunma Sanayi Başkanlığı'nın, daha doğrusu Çevre Şehircilik Bakanlığı tahsis ediyor. Savunma Sanayi Başkanlığı da ilgilenir. Sizin aldığınız o arsa tahsisinin rakamını yanlış telaffuz ediyorlar. Sen diyorsun ya nakit hibe yok. Nakit hibe hiç yok. Ama bu arsa konusunu bir anlatırsanız. Bey, şöyle bakın, yatırım teşviklerde devlet, bakın Türkiye'de mesela proje teşviği var.
yüksek katma değerli ürünler, teknolojiler geliştiren firmalar projeleriyle başlıyorlar. Mesela yakınlarda çıkan mesela Ford otomotiv yatırımı yapacak. 20 milyar TL'lik yatırım teşviği ama o şu demek değil. Devlet 20 Anladım. Milyar ver. Şimdi bir yatırım teşvik belgelerine baktığın zaman Türkiye'de 55 firmaya yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş. Biz de Baykar olarak başvurmuşuz yatırım teşviği. Demişiz ki biz kendi öz kaynaklarımızla şu kadarlık bir yatırım yapacağız demişiz. Devlet de diyor ki sana mesela kalem kalem yazıyor. Nakit faiz desteği. Bir de nakit, süre veriyor. Bir saniye Güntay Bey. Nakit faiz desteği. Hı hı. Nakit nitelikli eleman desteği. Enerji desteği. Bunlar nakit hibeler. Evet. Bunları mesela proje teşviklerine başvuran 50 firmanın tamamı yani hayvancılık yapan firmalardan, savunma sanayi firma, otomotiv sektörüne kadar herkes bu nakit hibeleri kullanmış. Faiz desteği almış, nitelikli eleman almış, enerji desteği almış. Biz bunların hiçbirini kullanmadık. Biz sadece neyi kullandık? Herkesin kullandığı. Biz kendi öz kaynaklarımızla yatırım yaptığımız zaman, o yatırımı yaptıktan sonra yapmış olduğumuz yatırımı o tesis kâra geçtiği zaman, ettiği kârdan vergi ödeyeceği zaman o vergiden düşürme imkanı. Bunu zaten Türkiye'de sadece proje teşviği değil, stratejik yatırım teşviği olan yüzlerce firma alıyor herkes zaten. Alıyor. Bu çok normal bir hak, devletin verdiği bir teşvik. Yani sütçülük yapan firma da alıyor, hayvancılık yapan da alıyor, otomotiv yatırım yapan da alıyor, savunma sanayi de. Bakın savunma sanayi, ben baktım 55 tane proje teşviği var. 50'den fazlası nakit hibe kullanmış. Biz kullanmadık. Yani nakit destek. Biz bütün yatırımlarımızı kendi kaynaklarımızla yaptık. Kendi kazandıklarımızla yaptık. Bir tane belge gösteremezler. İş yaptığımız devlet kurumu kim? Savunma Sanayi Başkanlığı. O da ne kadar söyledim? 2022 yılında mesela %99.3 işlerimizin ihracat. Bir önceki yılda da biz ihracat şampiyonuyuz. Bir önceki yılda da ihracat rekoruyuz. Zaten ihtiyacımız yani zaten yok diyorsunuz. Zaten hiçbir zaman nakit hibe, ARGE desteği kullanmadık. Siyasi bir soru daha. Şimdi bir tarafta CHP lideri Kılıçdaroğlu işte sorulduğunda artık kesinlikle bu konuları biz de destek vereceğiz. Böyle bir şey söz konusu değil diyor. Teknofest'e geldikten sonra da bir açıklaması olmuştu. Siz CHP içerisindeki farklı isimlerin açıklamalarını eleştirdiniz. Ben de CHP liderinin açıklamalarını anlattım. Az önce İYİ Parti'den gelen desteklemeye devam edeceğiz açıklamaları var. Bu bir tarafta. Diğer taraftan yine Babacan diyor ki seçim yaklaşıyor. Hükümetin de elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi SİHA. Bu proje öyle hale geldi ki çok kutsal dokunulamaz diye bakıyor. Ne dersiniz buna? Yani siyasetin yani bir malzemesi olduğunuzu düşünüyor musunuz? Bizim SİHA'larımız, bu ülkenin teslim ettiğimiz SİHA'lar askerimizi, güvenlik güçlerimizi, bu milletin tüm vatandaşlarını korumak için görev yapıyor. Ve bunlar yerli, çok yüksek rekor seviyede yerlilik oranıyla geliştirilen, ülkeye katma değer oluşturan, 3500 kişinin istihdamına destek veren, binlerce tedarikçiye destek veren, buradan aldığımız enerjiyle ve dinamizmle milyonların katıldığı teknofestleri düzenliyoruz. İşte gençlere burslar ve bugeliler. Bütün bunlar ülkedeki dinamik. Bunlardan gurur duymaz mı bir Türk vatandaşı? Ben samimi soruyorum. Yani bunlar nedir? Bunlar gurur duyacak şeyler. Siyaset üstü değil mi? Yani bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun. Ülkenin uzay projelerinde yer alsın hayaliyle bir organizasyon yapım. Oraya bu kadar milletin teveccühü ve burada herhangi bir siyasi öyle bir şey göremezsiniz yani. Herkese açık zaten. En son Deniz Ülke Arıboğan Hoca'nın bir gençlik araştırmasında muhalif olduğunu söyleyen gençler arasında bile TOGA ama ondan önce savunma sanayi İHA SİHA'lara ve Teknofest'e destek çok yüksek oranda çıkmış. Yani bir akademik araştırma. Şimdi biraz başka sorulara da geçelim istiyorum. Var mı sorunuz Güntay Bey? Şimdi bir diğer şey de mesela orada yani bu tehditvari ifadeler. Yani siz mesela kendisi ailesinin ticari işletmesi olduğunu, bir ticari işletmesi olan bir insan, bir müesseseye böyle bir iftira atılması, böyle bir hak nereden geliyor? Siz yine Babacan için söylüyorsunuz. Tabii, kendisi de ticaret yapıyor. Bize niye iftira atıyor? Aynı zamanda işte 80'li yılların öncesinde Hacı Murat arabaya benzetme. İşte rekabete kapatarak, gümrük duvarı oluşturarak. Yani dünyanın konuştuğu manşetleri verebilir miyiz? Şu ben getirdim. Evet. Dünya neler diyor? Getirelim. Verebilir miyiz? Bakın verelim. Dünya tek tek neler diyor bunlar? Bize neler demişler. Getirelim ekrana arkadaşlar birini. Az önce verdik aslında aralarda ama. Geldi. Ne diyor mesela bunda? Bakın.
Devam edelim. Ukrayna'nın drone savaşı, evet, diğer operasyonlara uyum sağladı. Bakın Le Monde, Ukrayna direnişini harekete geçiren Türkiye'si. Devam. Le Monde'un size şeyi mi var, borcu mu var, böyle bir başlık atıyor. Fukuyama. Fukuyama. Türk drone'un başarısı Türkiye'yi dünyada yükseltti. Francis Fukuyama çok önemli bir siyaset bilimci sevgili izleyiciler. Savaşın New Yorker. Evet. Savaşın doğasını değiştiren Türk drone'u. Devam. Ukrayna savaşı sonrası atılan manşetler. Reuters. Ukrayna'dan sonra tüm dünya Türk yasına müşteri olmak istiyor. Yani bunlar parayla rekabet ortamının yok olmasıyla mı oluyor? Bunlar dünya piyasası. Dünya, bunları para vererek yaptıramazsınız. Demin bir sorumun yanıtını alamadım. Dedim ya, bir ülke sizden SİHA almak istediğinde prosedür nasıl işliyor? Önce devletin kapısını tabii mı çalıyorlar, kesinlikle, sonra bakın, sizin mi? Bu da önemli bir konu. Maalesef maalesef yine bazı siyasiler domates satıyor gibi SİHA satıyor diye garip eleştirilerde bulunuyorlar. Bunları söyleyenler, yani bu konuları gerçekten bilmeyen insanlar. Türkiye'de savunma sanayinde iş yapan firmalar, bir, devlet iznine tabi. İzin almanız lazım. İzin almadan yapamazsınız bunu. İki, yaptınız diyelim. Satmak için Milli Savunma Bakanlığı'na başvurmanız lazım. Milli Savunma Bakanlığı'na başvurduktan sonra Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri, İstihbarat, işte Savunma Sanayi Başkanlığı gibi devlet organlarına sorup onay alıp size onay verirse ancak satabilirsiniz. Hmm. Yani bunların satışları devletin onayına tabi. Siz kafanıza göre ben şuraya SİHA satayım, buraya vereyim, böyle bir şey söz konusu X kesinlikle değil. Geliyor. Önce devlete mi başvuruyor? Önce devlete de gelebilir, size de gelebilir ama siz söylüyorsunuz. Devlete imzaladığı bir formda imza atıp bir formla başvurmak zorunda ülkeler. Devlete başvurmak zorunda. Yani gelip doğrudan sizden tabii, alamaz. Değil, peki şöyle bir durum var mı? Devlet dedi ki, hatta biraz şey yapayım, yine açık bir net sorayım. Sayın Cumhurbaşkanı sizi aradı. Dedi ki, Haluk'cum şu ülke bizim dostumuz, buna işte şu kadar SİHA verin. Sizin o durumda durumunuz ne? Sizin de bir tercih hakkınız var mı orada? Şimdi bakın, bize ülkeler yani öyle bir şey ki... Yani sıraya giriyorlar artık bunu almak için. Dolayısıyla başvuruyorlar. Başvurduktan sonra devlet izin veriyor. Hı hı. Devlet izin verdikten sonra bizim de devletin izni, ilk esas devletin izni. Devletin izin vermesi lazım. Devlet izin verirse satma hakkınız var. Hı hı. Hakkınız var. Ama o hakkı kullanırsınız, kullanmazsınız. Bu sizin vereceğiniz bir karar. Ticari bir tabii karar. Ki. Mesela Rusya'ya satma yönünde bir açıklamanız olmuştu. Ukrayna Savaşı'nın göbeğinde. Çok ama yani onlara yönelik herhangi bir devlet izni de söz konusu değil. Öyle mi? Ama bizim... Rusya yani, istedi mi? Eğer devlet sırrı değilse. Yani bunu siz devlet organlarına sorsanız daha iyi olur bence. Peki. İstediler gibi bir izlenim aldım ama devlet kaynaklarına soralım cevap verirlerse. Evet. Var mı Güntay Bey sorunuz? Ben devam edebilirim. Şimdi, evet. Bir de mesela bu, dikkat ederseniz siyasi tartışmaların içine girmiş oluyoruz. Bu seçim atmosferinden dolayı. Aslında milli, hepimizin partiler üstünde görmemiz gereken projeler, bu tarz siyasete çok malzeme edilmesi doğru değil ama maalesef öyle bir atmosfer içine girdik. Evet, İleride... maalesef bu çok yani üzücü. Bazılarının maalesef kirli siyasete meze oluyor ve şu çok enteresan, bakın ben normalde komplo teorilerine inanan bir insan değilim. Hiçbir zaman hayatım boyunca inanmadım. Dün Amerika'dan her gün Türkiye aleyhine yayın yapan Michael Rubin isimli, yani biz de bizim bu SİHA'ların başarısı, Türkiye'nin bu başarısını çekemeyen dünyada büyük lobiler var. Mesela Ermenistan işgalinden azat edilen Karabağ'dan dolayı Amerika'daki Ermeni lobisi büyük karşıtımız. Devamlı açıklama yapar Ermeni lobileri, Amerika'daki. Yunan lobisi. Amerika'da işte Michael Rubin dün açıklama yapıyor. Büyük tehdit var ya, bir şekilde Amerika'ya Baykar'a yaptırım çağrısında bulunuyor. Aynı gün kaçak FETÖ'cü yayın organları YouTube'dan acayip yayınlar yapıyorlar. Müthiş, yani büyük iftiralar. Aynı gün Ali Babacan çıkıyor, büyük iftiralar atıyor bize. Devletten yardım alıyorlar, kayrılıyor. İnanılmaz iftiralar atıyor işte az önce ifade ettiğim gibi. Bu kadar şey nasıl oluyor bir anda? Yani niye biz bu kadar gerçekten siyaset üstü görmemiz gereken, hiçbir zaman biz hayatımız boyunca yaptığımız işlerde de biz öyle bir yönümüz de yok. Öyle bir ifademiz de yok. Biz işimize odaklanmışız. Ülkemizi bu alanda güçlü kılıyoruz. Ülkemizi dünyanın bu teknolojide en ileri ülkesi kılıyoruz. Ülkemizi dış politikada güçlü kılmaya çalışıyoruz bu teknolojilerle. İnsanımız istihdam ediliyor. Bizim bir alanımız var. Bu alanda çalışıyoruz zaten. Bizim siyasi bir polemiğin içinde olma gibi bir derdimiz yok ki. Ama
bize iftira atılırsa kusura bakmayın, biz de onun altında pasmas olacak halimiz de yok yani. Muhalefet liderlerini davet eder misiniz? Gelin görün yerinde. Geliyorlar gezdirelim, zaten. Geliyorlar. Biz de, kapılarımız her zaman açık. Zamanında kapımız her zaman açıktı. Bir gün arayıp sorsa gelebilirdi. Bir gün arayıp sorsa, bir fuarda gelse, Teknofest'te gelse, on binlerce imkanı var. Yani İngiliz'in bakanı geliyor. Bulgaristan'ın cumhurbaşkanı geliyor. Afrika'nın envai çeşitli ülkesinin bakanı geliyor. 8 yıl Milli Güvenlik Kurulu üyeliği yapmış bir insan niye merak etmiyorsa, bilmediği konuda hakkında niye iftira atıyor? İftira atıyorsa onu belgelemesi gerekmiyor mu? Bu kadar basit mi yani? Bu tarz gerçekten ülkenin, yani bakın Kızılelma'dan konuşuyoruz. Kızılelma bu ülkeyi gerçekten süper güç kılacak bir teknoloji. Bu kadar kritik bir alan, bu kadar kolay mı yani iftira atmak? Bu kadar kolay olmalı mı? Bu kadar kolay algılara kurban edilmeli mi bu işler? Bu arada Memleket Partisi'nden de yine destek mesajları var. Sayın Muharrem İnce muhalefete en sert şekilde eleştirirken savunma sanayine en büyük desteği vermiştir diyorlar. Peki şimdi geçelim başka konulara. Siz geçmişte engellendiğinizden bahsetmiştiniz. Bugün TSK'nın size bakışı nasıl? Birinci sorum. İkinci sorum, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin size göre, yani bu işlere girmiş biri olarak, ne tür teknolojileri ihtiyacı var? Nereye doğru yönelmeli Türkiye'nin savunma sanayi? Ya tabii yani biz daha önce de şey bahsederken, yani bu işler Türk Silahlı Kuvvetleri sahip çıkmasıyla, kurumların sahip çıkmasıyla olan işler. En nihayetinde, tamam mı? Bazı şeylerden bahsettik yani. Sonuçta hiçbir şey bir anda olmuyor. Adım adım bir sistem kurula kurula oluyor. Dolayısıyla eğer siz bir ürün geliştirdiniz, hangarda duruyor. Hiçbir zaman gelişmez. Onu alacak silahlı kuvvetler, uçuracak. Yani Bayraktar, bu sistemler niye başarılı? Çok uçuyorlar çünkü. Ayda 15 bin saat uçmak, yani Türkiye'nin bütün hava filosundan daha çok uçuyor bu SİHA'lar. O yüzden başarılı. Yani bunlar uçarak gelişiyor. Uçurursanız ancak daha ileriye taşıyorsunuz. Bu da tabii ki askerimizle yan yana, omuz omuza çalışarak oluyor. Bizim halihazırda hem Bayraktar TB2'ler gece gündüz görev yapıyor, hem Bayraktar Akıncılar görev yapıyor. Uçuyorlar, uçuş tecrübesi elde ediyorlar. Mesela Akıncı biliyorsunuz 2021 yılında envantere girdi. İşte 16 bin saati geçti mesela. Bayraktar TB2 2014 yılından bu yana envanterde 600 bin saate geldi uçuş süresi. Bunlar çok büyük kazanımlar. Bir yandan konsept oluşturuyorsunuz. Yani harp doktrinlerini oluşturuyorsunuz bu teknolojilerle. Yeni yeni alanlar açılmaya başlıyor. Yani devamlı yeni, çünkü bu harp alanı çok dinamik. Çok dinamik. Ve mücadele ettiğiniz terör örgütleri ve çevrenizde mücadele ettiğiniz ülkeler sizin düşmanlarınıza çok büyük teknolojik destekler veriyorlar. Çok büyük teknoloji. Bunların hepsiyle baş etmeniz lazım. Her gün yeni bir şey geliştirmeniz lazım. Devamlı, çok aktif. Dolayısıyla çok yakın çalışmanız lazım. Zaten Türk ordusunun da şu an başarısı, Türkiye'nin savunma sanayi ve ordusu bu kadar yakın iç içe çalışabilmesinden savunma sanayi başkanlığı koordinasyonunda geliyor. Nereye doğru yönelmeli? TSK envanterinde şunları ben eksik görüyorum. Savunma sanayi Türkiye'ye gelir, yani gelecekte de Türkiye rekabetçi olabilmesi için Türkiye savunma sanayinin şu alana doğru yönelmesi lazım dediğiniz bir alan ya da eksikler var mı? Yani genel olarak baktığınız zaman şu an dünyada en son harplerde artık insansız, akıllı sistemler, uzay teknolojileri, akıllı mühimmatlar gibi alanlarda, işte radar teknolojileri gibi alanlarda maliyet etkin ve çok hızlı reaksiyon, yani geliştirme sürelerini 5-10 yıl olmayacak şekilde. Bakın mesela çok enteresan. Bizim mesela işte Bayraktar, bütün geliştirdiğimiz projeler hızlıdır. Bayraktar Kızılelma ilan ettik, bir yıl içinde uçurduk. Bir yıl. Böyle bir şey. Bu da çok önemli. Yani ben mesela attım size slaytlar, bakın. İlk uçuş tarihiyle proje başlangıç tarihi arasında en az 5 yıl fark vardır genelde bu tarz projelerde. Çünkü bizim ülkemizin bunlara çok hızlı ihtiyacı var. Peki Kızılelma geldiğinde envanter, özür dilerim Güntay abi, hemen dönüyorum. Türkiye nasıl bir lige çıkacak? Yani Kızılelma'yı çıkardık biz ki o bir süreç. Dünyada nasıl lig atlama durumu olur yani çok, mu? O kadar önemli mi? Zaten yani silahlı hava araçları konusunda, insan savaşları konusunda en iyilerdeniz şu an. En iyisi. Yani taktik İHA'da mesela en iyisiyiz.
Akıncı mesela stratejik sınıf en iyisi uçak olarak, platform olarak, hı hı, performans olarak. Şimdi savaş uçağı konseptiyle bambaşka en üst lige çıkıyoruz. Ve dolayısıyla ve bunu bağımsız bir şekilde istediğimiz adet de üretecek şekilde yapıyoruz. Bakın mesela enteresan bir şey anlatayım. Türkiye'de Aselsan, Roketsan, TÜBİTAK SAGE gibi firmalarımızda çok güzel akıllı mühimmatlar geliştiriliyor. Akıllı bombalar, seyir füzeleri, akıllı roketler, güdümlü roketler geliştiriliyor. Daha önce biz F-35 programına biliyorsunuz ortaktık Amerika'da. Ortaktık, sonra çıkarıldık. Siz biliyor musunuz mesela F-35 programı geliştirme bedeli sadece 50 milyar dolar. Amerika kendi şirketine 50 milyar dolar veriyor. Bir yandan da devlet desteği demişken. Devlet desteği kendi şirketine 50 milyar dolar. Bir tane uçağın bedeli 100-150 milyon dolar arasında değişiyor. Dünyada farklı ülkeleri de ortak ediyor ki onun piyasası hem adetli satılsın hem fazla adetten dolayı daha maliyet etkin olabilsin. Aynı zamanda üretim üreterek farklı ülkelerde üretim üsleri de açarak mesela Türkiye'de parçalarını yaptırıyordu. O parçalarını sizce çok yani stratejik müttefik olduğumuzdan dolayı mı yapıyor? Yok, üretim ölçeği oluşturamıyor çünkü. O kadar üretmesi için size ihtiyacı var, ondan dolayı üretiyor. Şimdi biz bu kadar akıllı mühimmatlar, roketler geliştiriyoruz. Onlardan bir tanesini F-35'e takalım dediğinizde ne kadar bedel talep ettiğini hayal edebiliyor musunuz? O uçağın onlarca katı sizden bedel talep ediyorlar. Yani bomba dahi yapsanız bu sefer onu eğer uçakta bağımlıysanız onu sadece takmak için dahi yüzlerce milyon dolar sizden para talep ediyor ve bunların parası ödeniyor maalesef. Hep ama bu sistemler milli yaptığınız zaman yani bir anda siz yani sektöre de kaldıraç etkisi oluşturuyor aslında. Yani çünkü siz sizin yaptığınız kendi, bir şey alttaki tabii sektörleri de sadece siz kendiniz ve alt tedarikçileriniz değil. Sizin gibi sektördeki diğer oyuncuların yaptığı ürünleri de bakın Türkiye işte ihracatta Bayraktar TB2 bir tane ürünle %30'unu yapıyor ihracatın. Bir ürün, bir tane uçak. Onunla birlikte en büyük ihracatı kim yapıyor? Roketsan yapıyor. Niye? Çünkü onun akıllı bombasını Roketsan üretiyor. Başka? Ve bunun devamlı böyle da gelecek yani. Mesela Aselsan yapıyor. Niye? Kamerasını Aselsan kamera yapıyor. Gibi. Meşhur Kanada'nın gibi vermediği kamera. Şimdi bizim Günter Bey, altını çizdiğimiz şey platform aracı üretmek. Gemide de öyle, kara aracında da öyle. Hı. İnsan savaşı. Benim sormak istediğim şu. Geçmişte bir İsrail'in sizinle ortaklık kurma, Bayraktar'ı satın alma hatta girişimleri vardı. Bir bu. Bir de içeriden Türkiye'nin en önemli bir grubunun ortaklık teklifi vardı. İkinci sorun bu. Bunlar nasıl atlattınız? O süreçlerde neler yaşandı? Önümüzdeki yıllarda Baykar'ın şirket olarak gelişimini nasıl düşünüyorsunuz? Mesela halka açmayı düşünüyor musunuz? Güzel soru. Evet. Şimdi bu İsrail'den başlamak istiyorum. Bu çok enteresan. Bakın 2004 yılında daha Baykar 5 kişilik bir firmayken bu alanda ufacık bir Ar-Ge yaparken o dönem Türkiye'ye İHA satmak isteyen İsrail Aerospace Industries IAI firmasının iş geliştirme müdürü bizi tanıyan bir kişiyi araya sokarak ricalarla bizle buluşmak istiyor. Ve buluşuyoruz 2004 yılında. Bakın 2004 yılında daha Türkiye'de Baykar'ı kimse tanımazken sizde bugün daha bize iftiralar atan maalesef Ali Babacan'ın bu kadar meşhur olmasına rağmen ziyaret etmediği Baykar'ı 2004 yılında kimsenin bilmediği Baykar'ı İsrail firması Baykar'la buluşuyor ve diyor ki biz sizle ortak olmak istiyoruz. Sizle ortak insan savarıcı yapmak istiyoruz. İsterseniz gizli ortağınız olalım, isterseniz iş ortaklığı kuralım. O dönem onlar da Türkiye'ye İHA satmak istiyor. Biz de diyoruz ki ya biz ufacık bir firmayız. Yani 5 kişilik bir firmayız. Niye böyle bir... Bize diyorlar ki bizim arkamızda Türkiye'nin şu grubu hazır bizle iş yapmaya. Ama biz sizle yapmak istiyoruz. Tabii biz bunu reddediyoruz, bu teklifi. Ondan sonra onlar artık kimle iş yapıyorsa onlarla yoluna devam ediyor. Böyle bir şeyimiz var. İsrail'in en büyük o her onları satan firmanın her onları satmadan önce. Evet. Böyle bir macera var. Öyle bir şey var. Sonrasında da diğer farklı, tabii biz Baykar'ı en başlarda ufak görüyorlardı. Çok ufak görüyorlardı. İşte en başlarda Kale grubuyla, Kale grubu da yani bu alanda çok tecrübesi olan
Bu alana çok emek vermiş, yatırım yapmış. Çok değerli bir özel sektör firmamız. Onlarla bir araya gelmeden önce farklı grupların da şeyleri oldu ama biz Kale grubuyla başladık. Sonra Baykar kendi başına yürüdü. Bu fotoğraf nedir bu arada ekranda? Bu bizim ilk 2004 yılında başladığımız, başladığımız atölye. Burası şu an Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın için kullandığımız merkezi aslında. Biz çok ufak bir yer burası. Yani şu stüdyonun 5'te biri bir yer burası. Bu kadar küçük bir yerde başladık. Şu an Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın da merkezi oldu. Ne İlk yapıyor ekibimiz. T3 Vakfı neler yapıyor? Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı biz işte 2016 yılında kurulduk. Ülkemizde milli teknoloji hamlesi vizyonuna sahip çıkan genç bir neslin yetişmesi, onların erken yaşta geleceğin teknolojilerine hazırlanması, bu alanda erken yaşta bunların donatılması, işte yazılım, üretim, tasarım, kodlama, elektronik programlama, nesnelerin internet gibi alanlarda eğitim almasını sağlamak için başlattığımız programlar var. Mesela Deney Yap Teknoloji Atölyeleri programımız var. İlk İstanbul'da başladı. Şu an Türkiye'nin 81 ilinde ve Azerbaycan'da, Bakü'de, Suriye'de 3 tane Deney Yap Teknoloji Atölyesi açtık. Ya başka ülkelerde de açtık tabii. Azerbaycan'da Teknofest yaptıktan sonra orada da Deney Yap Teknoloji Atölyesi. Nedir buradan muradınız? Deney Yap Teknoloji Atölyeleri ortaokul ve lise çağındaki gençleri böyle eğlenerek öğrenmelerini sağlayan yeni nesil teknolojileri, kodlama, yazılım, yapay zeka, nesnelerin internet, elektronik program gibi alanlarda onlara eğitim veren, 2 yıllık eğitim programı düzenleyen bir eğitim programı, 2 yıl süren ve buna mesela 240 bin kişi başvurdu bu yıl Türkiye'den. 19 bin kişi şu an sınavları var, sınava giriyorsunuz. O sınavı geçtikten sonra bir uygulamalı sınav var. O zor sınav, bir sınav. Zor. Yani ve kesinlikle hem sınavıyla hem o aşamaları geçen kişiler burada yer alabiliyor. Çok özel bir eğitim programı. Daha sonrasında bunlar takım kuruyorlar. Teknofest yarışmalarına veya uluslararası yarışmalara katılıyorlar. Burs programlarımız var. Mesela Özlem Bayraktar burs programı var. 4000 öğrenci, üniversite öğrencisine burs veriyoruz biz. Yurt dışı Türkler Akraba Toplulukları Kurumu devletimizin, biliyorsunuz Türkiye devleti on binlerce gence yurt dışından burs veriyor. Onlarla bir program yaptık. Biz özellikle ihracat yaptığımız ülkelerin gençlerine biz de burs verelim diye. İşte 200 öğrenci, üniversite öğrencisinin 4 yıl boyunca bursunu karşılıyoruz. Bilim merkezlerimiz var. Destek verdiğimiz, açılmasına destek verdiğimiz bilim merkezleri var. Ondan sonra girişim programı var. Teknofest organizasyonuna hem Baykar olarak hem vakıf olarak çok büyük destek veriyoruz. Yani Teknofest organizasyonu dünyada eşi benzeri olmayan. Teknofest'i ben gelip gördüm. Evet. Hakikaten her kesimden gencin anne babalarıyla beraber akın ettikleri bir Türkiye'de teknoloji hevesini de arttıran özel bir yer şimdi olmuş. Şimdi mesela yani. Çok enteresan. Şuna bağlamak istiyorum. Rekabetten korkuyor diye bize iftira atılıyor ya. Biz rekabetten korkuyorsak Teknofest gibi bir şeyin organizasyonlar yani. Yapıp orada insan hava araçları yapıp, orada savaşan insan hava araçları yapıp, on binlerce gencimiz, orada yüzlerce takım var. Yarışma yapıp. Yarışmasına davet edip, onlara destek verip, bizzat kendi böyle bir şey yapar mı rekabet? Yani kendimize alternatif geçirdiğini izliyorsunuz. Ne kadar uzak olduklarını bu iftiralarla ortaya koymuş oluyorlar. Ama ben istiyorum ki, ben milletimize sesleniyorum. Onlar milletimiz bilsin. Çünkü bu işlere sahip çıkan milletimiz. Bu işler bu noktaya geldiyse de milletimizin sayesinde geldi. Bayraktar TB2 ilk engellendiği dönemlerde bazen gazetelerde yazılar çıkardı. Belli illerin işte belli ve vilayetlerden savunma sanayi başkanlığı yazıyoruz. Ya niye bu projeyi engelliyorsunuz? Niye bu proje durduruluyor diye? Bunlar o kadar önemli ki milletimizin bilmesi. Milletimiz sahip çıkacak ki hasır altı, sümen altı edilmeyecek. Nuri Demirağ, Nuri Kıllıgil'e, Şakir Zümre'ye olduğu gibi bu hikayeleri bir daha yaşamayacağız. Yaşamamız, böyle bir lüksümüz de yok bence. O zaman sizin şöyle bir endişeniz olmaması lazım. Halkın desteği arkamızda, iktidarlar değilse bile biz engellenmeyiz. Çıkar halka anlatırız gibi. Bizim zaten öyle bir iddiamız yok ki. Yani biz engelleniriz değil. Ben şu an veya sonrasında bu işler sahip çıkılması gereken işlerdir. Uzun soluklu işlerdir. Öyle dönemlik işler değil. Bunlar bir stratejidir. Milli teknoloji hamlesi stratejisi 5 yıllık bir strateji değil. 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık bir stratejidir. Bakın biz 20 yıl önce başladık. Meyvesini şimdi alıyoruz. Şimdiden vizyon koyup
Ve o vizyon doğrultusunda istikrarlı bir şekilde ona sahip çıkarsanız ilerlersiniz. Eğer burada çok basit oyunlarla, çok basit bunları engellemek, çok basit. Yani bunun işte size örneklerini de bahsettim ve kimse bunları durduruyorum, kimse devrim otomobilini ben durduracağım diye durdurmadı ki. Destek veriyorum diye durdurdu. Kimse Nuri Demir Ağa ben durduracağım diye gömmedi toprağın altına. Güntay Bey. Birinci sorumun tam cevabını alamadım. Türkiye'de en önemli gruplardan biri size ortaklık teklifi yaptı mı? En büyük gruplar diyeyim daha net ifadesiyle. İkincisi de şirketi geleceğe nasıl taşımak istiyor? Halka açmak istiyor musunuz? Evet, o sorunun yanıtı. Mesela yurt dışında tesis, başka bir yerde fabrika açmak, ürün geliştirmek, girişimleriniz vardı. Ne oldu? Yani sizin sorduğunuz soruya cevap olarak daha önce Baykar ufak çaplı bir firma durumdayken 15 yıl önce. Ama o zaman saçan, olmuştu. Evet. O zaman olmuştu bu tarz ama biz her zaman istedik ki bu işe, yani biz bir tarzımız var işte bahsettim. Hiç kredi kullanmayan, hiç devlet desteği kullanmayan, bizzat kendi birikimlerini yatıran, böyle çok fazla girişim, böyle çok fazla özellikle savunma ekosisteminde çok bulamazsınız. Yani devlet destekli genelde. Dolayısıyla yani bizim bir anlayışımız var. Bu anlayışa uygun olması gerekiyor. O işe gerçekten inanması. Çünkü biz hiçbir zaman Baykar kurulduğundan bugüne bu firmanın gelirini maksimize etmek üzerine kurulu bir anlayışımız hiç olmadı. Her zaman hangi teknolojiyi geliştireceğiz, hangi platformu, amaçlarımız, hedeflerimiz oldu. O hedefler için zaten teknoloji firmaları için hiçbir zaman hedef gelir maksimizasyonu olmaz. Hedef bir teknolojiye erişmek olur, onu elde etmek olur. Borsaya açılma konusunda bu konuda çok fazla sosyal medyadan da talep geliyor. Yani halka açılma konusunda. Bu aslında yani ama biz şu an buna çok açık bakmıyoruz. Evet. Yani görüyoruz örnekleri var savunma sanayinde, örnekleri var savunma. Ama açıkçası yani böyle spekülasyona açık bir şeye de şey yapmak istiyorum. Biz şu an böyle bir şeyde ihtiyacımız yok. Zaten. Yurt dışında bir yeni tesis, fabrika, yani ortaklık. Belli... Bir de yabancı ortak yatırımcı. Evet öyle bir teklif alıyor musunuz mesela yabancı ortak? Şu an Baykan'ın öyle bir yani işte borsaya açılma gibi veya öyle bir şey durum yok. Yabancı ortaklık da yok. Teklif var da siz mi istemiyorsunuz? Teklifler tabii ki geliyor. Baykar gibi bir firmaya teklif etmek isteyen oluyor. Evet. Ama böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye dışında bir yerde yeni bir tesis, fabrika. Ukrayna'da tesis açma planımız var. Düşünceniz vardı. O biraz sekteye uğradı. Devam ediyor. Alternatif başka bir yer var mı çalıştığınız? Veya taslamak istediğiniz? Bizim en önemli özel... Mütahane biliyor da tam başka Azerbaycan'da var mı? Bakım merkezleri... İşte Azerbaycan'da bir teknoparkta bir teknoloji firması Selçuk Bey açtı. Hı hı. Farklı ülkelerde de bakım merkezleri gibi ihtiyaçlar oluyor. Bu tarz açılımlar var. Peki şunu da soralım. Şimdi TB2'yi çok satıyorsunuz. Bir de TB3 var. Gemiye iniş kalkış yapacak. Onu ne zaman göreceğiz? Ne zaman bitecek TB3'ler? Çünkü TB2 çok satıldı. Belki TB3'ü daha çok satacaksınız. Aslında biliyorsunuz işte Türkiye'de Sedef Dershanesi tarafından geliştirilen Anadolu havuzu gemisi. Çıkarma gemisi var. Hı hı. Bu bizim hem Bayraktar Kızıl Elma hem de Bayraktar TB3 bu gemiye iniş kalkış yapabilecek özelliklerde geliştiriliyor. Ne zaman çıkacak? Gemi bildiğim kadarıyla bu sene teslim edilecek. Tamam. Bayraktar Kızıl Elma'da önümüzdeki 2 yıl içerisinde ürün olması hedefleniyor. Ancak yine söyleyeyim, tekrar ifade ediyorum. Bayraktar Kızıl Elma şu an herhangi siparişi olan bir ürün değil. Şu an yurt dışından sipariş verilmek istenilen bir ürün bu arada. Yurt dışından sipariş... Almaya başladınız mı önden? Yani vermek isteyenler var. Biz Kızıl şu an, Elma'ya sipariş evet, geldi. Evet, Bayraktar Kızıl Elma şu an yurt dışından sipariş vermeye hazır olan ülkeler var. Ülkeler var. Sıraya girdiler evet, şimdiden. Ama biz şu an ürün olmadığı için ne Türkiye'de ne de veya yurt dışında herhangi bir bu konuda sipariş almıyoruz. Ama bu ürün 2 sene içerisinde... bizim geliştirdiğimiz havuzlu çıkarma gemisine iniş kalkış yapabilecek. Bayraktar TB3 de önümüzdeki yılın sonunda, yani bu yılın sonunda seri üretim hattına girecek. Bu 2023'te ilk uçuşunu yapacak. Hı hı.
2023'ün sonunda da seri hatta girecek. Dolayısıyla biz Türkiye olarak kendi silahlı insansız hava aracını, kendi insansız savaş uçağını geliştirip üreten ve bunu kendi gemisine iniş kalkış yaptıran bir güç haline geleceğiz. Galiba Selçuk Bey'e de sormuştum ben. Uçan arabalara galiba bir teknolojik yatırımınız vardı. O ne durumda? Cezeri. Uçan mobilite bizim hali hazırda... Ben valla İstanbul'daki taksi sorununun artık çözülmediğini gördüğüm için tek umudum uçan taksiler yani. Hem Cezeri hem de DİHA'nız vardı en son. Uçan araba... uçan yani elektrikli mobilite... Çok elektrikli otomotivlerden sonra, akıllı araçlardan sonra gelecek olan devrim aslında. Şu an dünyada çok büyük firmalar milyarlarca dolar yatırıyor bu alana. Evet. Büyük firmalar, bildiğiniz firmalar. Biz de Baykar olarak, ekip olarak bu alanda yatırım yapıyoruz şu anda. Başladık yani. Birkaç yıl oldu başlayalı hatta. Mesela yeni geliştirdiğimiz Bayraktar DİHA, dikey kalkan inen proje aslında uçan araba projesiyle... Ya döndürülebilir. Evet, bu tarz projelerde... Bakın savunma şunu sanayi şu geç yani 1 yılda Kızıl Elma'yı bitirdiniz. Böyle bir proje için Türkiye 10 yıl mı bekler? Evet. 2 yıl mı bekler? Şimdi uçan araba sonuçta sivil alanda uçacak. Sivil sertifikasyonu olacak. Hiç hayatında havacılıkla ilişkisi olmayan bir insanı her türlü hava şartında güvenilir bir şekilde bir noktadan bir noktaya taşıyacak. Dolayısıyla burada çözmeniz gereken bir sürü problem var. Biz bunlara şu an çalışıyoruz. Bak biz bu yarışta varız. Yani bu olacak, bunlar olacak ve biz de bu yarışta varız uçan arabayla aslında. Şimdi Güntay Bey. Uçan arabada 400'e yakın dünyada proje var. Regülasyonlar da belli değil de. Benim merak ettiğim şu. Mesela Akıncı'yı geliştirdik. En son Kızıl Elma. Bunları yurt dışına ihracatını planlarken, size teklif gelirken kamu tarafıyla, devletle nasıl bir istişare gidiliyor? Mesela herhalde Amerika mesela en son teknoloji ürünü satmıyor. Hiçbir ülke satmıyor. Biz mesela Kızıl Elma'yı, Akıncı'yı teklif gelirse... Özdemir abiden de zaman zaman biliyorum Bayraktar ilk çıktığında ilginç ülkelerden teklif gelmişti. Şimdi az önce eşim de o soruyu göndermiş. Bir gece almıştı. Ne soruyor? Mesela Türkiye'nin çok sıcak bakmadığı ülkelerden teklif geldiğinde ki prosedürü anlatmıştınız yani, da mesela Kızıl Elma, Akıncı en son teknolojik ürünlerimize teklif geldiğinde prosedür nedir? İşte aktardığım gibi sonuçta devletten devlete gelişen konular bunlar Güntay Bey. Buna talip olan devletler Türkiye Cumhuriyeti'nin Savunma Bakanlığı'na başvuruyor. Evet. Ve o bakanlık ilgili bakanlıklardan onay görüş veriyor. Alarak onay veriyor. Bu onaylar olduktan sonra yani tabii ki Türkiye'nin dış politikasına uygun olarak yani bundan bağımsız değil. Böyle yani kimse keyfine göre bu ürünleri bir ülkeye pazarlaması dahi izne tabi. Bakın pazarlaması evet. dahi izne tabi. Şu bu teknolojileri. Yayın başında mühendisleri sormuştum ama galiba tam arada kaynadı o da. Türk mühendislerin sayısını sormuştum. Yabancı mühendis çalışıyor evet, musunuz? Tersine beyin göçmen mi? Ve kadın çalışan sayınız nasıl? 3000 kişilik kadromuz evet, var diyorsunuz. 3500 kişilik 3500. Ekibimizde bizim yabancı oturumlu çalışan sayısı belki 50-60'tır. Dolayısıyla hı hı. 3450 kişisi Türk vatandaşı. Hı hı. Bayan çalışan olarak da bizde 400'e yakın bayan çalışanımız var. Zaten yaş ortalamamız 27. Yani çok genç bir ekibimiz ve her yıl biz 1200'ün üzerinde stajyer kabul ediyoruz. Biz istiyoruz ki gençlerimiz böylesine gerçek ortamlarda yani 20'yi düşünün 27 yaşında insanlar ortalaması bu tarz teknolojileri imza atıyorlar. Bunları geliştiriyorlar. Bu çok büyük bir tecrübe. Çünkü bu insanlar yani işte bize iftira atanların maalesef yani yurt dışından hazır alınsaydı vermiyorlardı. Hadi verseler hazır alınsaydı bu imkanlar olur muydu? Bunlarla birlikte bu ürünler ortaya çıkmasıyla bu başarı örnekleriyle sonra Teknofest'lerde gençlerin o başarı örneklerini görmesi ve kendi hayallerini tetikleyerek onu daha nereye taşıyabileceğine hayal etmesi, o alanda çalışmaya başlaması bunlar birbirini tetikleyen adeta toplumsal bir dip dalga. Bu dip dalga da oluştu. Bakın bu tartışmalar, ben normalde çok fazla televizyon çıkmayı sevmiyorum. Maalesef ama bu kadar büyük, yani kusura bakma ama cahilce iftiralara maruz kalınca çıkma gerekliliği hissettim. Bunu milletimize anlatma gerekliliği hissettim. Sosyal medyadan da on binlerce destek mesajı vardı.
Hatta çıkmanıza ne gerek var? Biz zaten biliyoruz. Ama hatta ben de ısrarlı sordum diye destekçileriniz bana kızıyorlar. Kübra Apar anlamıyorum ya. Ben maalesef o destekçilere de maalesef ben Sabahattin dedim. Troll diyorlar. Yani biz troll ordusu tutmuşuz. Kişi kendi gibi bilir. Yani bizim ben hiç tanımıyorum bile. Bir tweet atıyorum veya sosyal medyada altta insanlar destek veriyor. Bunlar niye troll oluyor anlamadım. Ya troll ordusu tutmuşuz biz. Kendimize destek attırıyormuşuz. Baykar'ın kendi sosyal medya ekibi var mı? Yani sosyal medya örgütlü Baykar'ın musunuz? Sosyal size destek bak çok herhalde. Enteresan bir şey söyleyeceğim. Baykar Türkiye'de sosyal medyada işte yayınlanan istatistiklerde kurumsal olarak bir numaralı firma. Sosyal medyaya bakan kişi sayısı 2. Bizim yaptığımız teknolojiler zaten kendisi o etkileşimi alıyor. Bizde sosyal medyaya bakan 2 kişi var. İkisi de burada şu an stüdyoda arkadaşlar. İki kişi. Evet. Sadece. Hepsi burada. Ve Türkiye'nin en çok sosyal... Dolayısıyla bizim troll ordusuna kişi kendi gibi bilir diyorum burada sadece size. Ben bir denetleme soracağım ama önce Günter Bey siz sorun isterseniz. Şimdi iki tane. Birincisi Türkiye bu SİHA, İHA, Bayraktar'ın Akıncısı, Bayraktar TB2, en son Kızılelim. Bunu geliştirirken arka planda bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de çok iyi SİHA değil mi? İHA. Kullanma kabiliyetinin olmasını da sizi motive ettiğini. Bu da çok önemli tabii. Üretiyorsunuz ne kadar etkisi da var bir onu evet. Bir kullanabiliyor de şu an dünyada İHA SİHA konuşuyoruz ama sivil İHA tarafında da çok ciddi bir pazar oluşmaya başladı. Yani tarımsal alanda gözetleme, tabu kadastro işin sivil tarafına da bu kabiliyeti yaymak veyahut da buralarda pazara açılmak en önemli şey Çin mesela onlarla yarışmak, rekabet etmek gibi pazarı çeşitlendirmeyi düşünüyor musunuz? Evet. Aslında sivil alan askeri alandan da çok daha geniş bir alan ama bizim bu teknolojinin bu kadar genişlemesinde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin bu sistemleri yoğun kullanması orada elde ettiği tecrübelerle bizden yeni şeyler talep edip geliştirmeler bizim onları yapmamız yani o döngü en kritik husus zaten yani o evet. Yani bu başarı bu kullanımdaki dünyada en tecrübeli ordulardan bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri bu teknolojiyi kullanmada. Bunu ihraç eden bir ordu Türk ordusu şu anda. Evet. Yani eğitimini de veriyor. Tabii başka ülkelerin ordularına Türk Silahlı Kuvvetleri kendisi başka ülkelerin ordularına da bunun eğitimini veren bir ülke durumunda şu anda. Son 3 dakikamız. Ve şunu söyleyeceğim sivil alana geçtiniz. Orman yangınlarında sivil afetlerde evet. Arama kurtarmada, mavi vatanın korunmasında çok büyük görev alıyor Bayraktar TB2'ler. Orman yangınlarında yüzlerce orman yangını. Çünkü orman evet. Yangını belli bir seviyeye geldikten sonra durdurmak mümkün olmuyor. Sadece kontrol ediyorsunuz. Önemli ufakken yakalamak. 150 kilometreden görüyor ve onlarda da kullanıldı mesela. Sizi kim denetliyor? Denetleyen bir yapı var mı? Ki, tabii ki yani bütün savunma sanayi, Kübra Hanım, bütün savunma sanayi şirketleri üretim izni almak için tesis güvenlik belgesi almak zorundadır. Tesis güvenlik belgesi de denetime tabidir. Devamlı denetleniyorsunuz. Devamlı. Devamlı. Denetim ve gözetim. Devamlı. Son yani bütün bilgi güvenliği, bütün her açıdan denetime tabi. Son sözlerim yani, var sizden. Ben işte bahsettiğim gibi tabii Baykar, Özdemir Bayraktar gibi idealist, girişimci, İleri seviye bir mühendis, hayatını bu işe vakfetmiş, ömrünün sonu 2 yılını ölene kadar fabrikada yaşamış. Bugünlere gelmemize biz onun prensiplerine borçluyuz. En ufak kılı kırk yarardı. Helal haram çok titiz bir insandı. Şüpheliden uzak duran bir insandı. Biz belki onun kadar has olamayız ama derdi ki nefsin izzeti yoktur ama yaptığın işin izzeti vardır derdi. Yaptığı işin izzetine sahip çıkan bir insandı. Bizler de, ben bugün bu yayındaysam, bize bu işe, bu kadar emeğe, binlerce insanın emeğine, Özdemir Bayraktar'ın emeklerine atılan bu iftiraları, bu izzete sahip çıkmak için buradayım. Huzurlarınızda onu rahmetle yad etmek istiyorum. Biz de aynı şekilde. Aynı zamanda yine annem, biz bir aile firmasıyız. Annem şu an iş yerinde, fabrikada. O da fabrikada yaşıyor. Bizi izliyor şu an. Selamlarımızı iletelim kendisine. Dolayısıyla biz Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda, bunun liderliğini yapan Özdemir Bayraktar'ın bize bıraktığı prensipler doğrultusunda, bu hamleyi gerçekleştirmek için siyaset ister yanımızda olsun ister olmasın. Biz ömrümüz el verdiğince ekibimizle, çalışanlarımızla, bu işe inanan insanlarla,
vakfımızla çok o samimiyete uyarak, o titizliğe riayet ederek sonuna kadar devam edeceğiz. Çaba göstereceğiz. Katkı sunmaya çalışacağız. Ülkemizde ve insanla katkı sunmaya çalışacağız. Ben sizlere teşekkür ediyorum bu programı yaptığınız için. Aynı zamanda işte destek veren tüm halkımıza, milletimize samimi bir şekilde destek verenlere huzurlarınıza şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. Peki. Çok çok teşekkür ederiz. Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar konuğumuzdu. Habertürk yazarı Güntay Şimşek'le birlikte kendisine tüm soruları yönelttik. Özellikle Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın sözlerine yanıt verdi. Önümüzdeki günlerde Sayın Babacan'dan da yanıt gelmek isterse açık ve net olarak kendisine de kapımız açık diyelim. Çok teşekkürler tüm izleyicilerimize. Sosyal medyadan da bolca mesaj ve yorum geldi. Herkese çok teşekkürler. İyi akşamlar.